Merhaba değerli seyirciler. Tele1'desiniz. Gündem Özel Programındayız. Biz yine bu programda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve son dönemin en çok tartışılan ve en çok konuşulan ismi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu misafir ediyoruz. Bizi de kendileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin konferans salonunda misafir ediyorlar. Konferans salonundan yapıyoruz bu yayını. Bugün bütün soruları soracağız. Kamuoyunu merak ettiği basının sürekli dolaşımda tuttuğu, insanların sıradan seçmenlerin hatta dünyanın merak ettiği soruları soracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olacak? Sayın Kılıçdaroğlu nasıl bir çizgi izleyecek? Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programa. Hoş geldiniz. Hoş Arkadaşlarımız geldiniz. Evren Özal Kuş, Ana evet. Haber sunucumuz ve evet. yayın kurulu üyemiz ve Ankara temsilcimiz Zeynel Lüle de evet. bu programın yine katılımcıları arasında. Hemen başlayalım isterseniz. Tabii. Uzatmadan. Şimdi efendim bir seçimi geride bıraktık. Ee, Deyim uygunsa kıran kırana bir seçim oldu. Evet. Ee, kamuoyunda başlangıçta bir beklenti vardı. Bu beklenti toplumda da vardı. Çok yükseldi bu beklenti. Öyle. Beklentide. Bizde de vardı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezinde yer aldığı evet. Millet İttifakı'nı ya da biraz daha geniş bir ifadeyle Demokratik Blok'un, Demokratik ittifakın evet. kazanacağına dair çok yüksek bir inanç vardı. Fakat sonunda başka bir tabloyla evet. karşılaştık ve hemen ardından aslında çok deyim uygunsa tırnak içinde söylüyorum kirli bir kampanyaya tanık olduk. Yani yalan, iftira, işte devlet baskısı, kara propaganda, montaj videolar... Ve yine e, sahte bildirilerle e, devam eden e, valilerin, kaymakamların doğrudan seçmene e, baskı yaptığı e, bir e, seçim dönemine tanık olduk. Ben işte ilk gençlik yıllarımdan itibaren çocuk yaşta denilecek bir e, dönemde biz siyasetle ilgilenmeye, baş, ilgilenmeye başladık. Birçok seçim gördüm ama bu kadar kirli bir seçim dönemine tanıklık etmedim. E, deyim uygunsa benim değerlendirmem bu, evet. seçimi çaldılar. Şimdi bu tartışılmıyor ama. Evet. Antidemokratik ve adil olmayan koşullarda seçim yapıldı. Bu da tartışılmıyor. İftira ve kara propaganda bu da tartışılmıyor. Halka karşı suç işlendi. Demokrasiye karşı suç işlendi. Bu da tartışılıyor. Doğrusunu isterseniz Cumhuriyet Halk Partisi ve siz de bunun peşine düşmediniz. Ya da buna fırsatınız olmadı. Ama bir şey tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim. Fakat bu değişimde kişiye sıkıştırılmış, kişilere sıkıştırılmış durumda. Siz de bu tartışmaya ister istemez katıldınız ve değişim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir ideolojik, politik ve örgütsel yenilenmesinden çok bir genel başkan değişimi üzerinde evet. odaklanan bir tartışma var. Evet. Ben arka arkaya iki soru soracağım. Bir, siz partide bir değişimin yönü ve kapsamı konusunda ne düşünüyorsunuz? Parti ideolojik, politik ve örgütsel bakımdan kendisini yenileyecek mi? Ya da nasıl yenileyecek? Yani örgütsel derken demokratik tüzük. Ve işte ön seçim üyelerin katılımı, üye sayısının artırılması, yönetime üyelerin katkı sunması gibi. İkincisi siz değişimin önünü açacağınızı söylediniz. Değişimden siz neyi anlıyorsunuz? Kamuoyu ve partinin en azından bir bölüm bu değişimden sizin değişiminizi anlıyor. Siz de bu değişimin önünü açacağınızı söylediniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Genel başkanlığa aday olacak mısınız? Kullutaylı. güzel. Birden fazla soru evet. oldu. Dolayısıyla ben de bütün bu sorulara kısaca yanıt vermeye çalışayım. Ne kadar kısa veririm bilmiyorum. Eee söylediğiniz e, bir şey çok önemli. Bu kadar kirli bir seçim kampanyası bizim cumhuriyet tarihinde olmamıştır. Altını bir daha üzerine çizeyim. Bizim cumhuriyet tarihinde bu kadar kirli bir seçim kampanyası olmamıştır. Yani yalan üzerine, iftira üzerine, sahtekarlık yapılarak bir seçim kazanılmıştır. Sahtekarlık yapan adam Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturamaz. Montaj videolara sığınan bir insan cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturamaz. Ahlakı, erdemi ayaklar altına alıp yalanla seçim kazanan bir insan cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturamaz. Ama ben bunları söyledim. Söyledim ve şöyle söyledim. Öncelikle sarayın ahlaki meşruiyetinin tartışılması gerekir dedim. Defalarca söyledim. Ama kusura bakmayın siz tartışmadınız. Yeteri kadar medya tartışmadı. Biz tartıştık. Hayır, hayır ben derken yani medyayı kastediyorum sizleri değil. Medyayı kastediyorum. Ahlaki meşruiyetin tartışılması lazım. Tartışılmıyor. Niye tartışılmıyor? Hangi gerekçeyle tartışılmıyor? Montaj videolarla bir insan seçim kazanırsa, montajla ahlaksızlık da koskoca Cumhuriyet Halk Partisini, yani bu devleti kuran bir partiyi yani bu devlette demokrasiyi, bu devlette demokrasiyi savunan, insan haklarını savunan, tüy bitmemiş yetimin hakkını savunan, teröre karşı mücadele etmiş, terörün saldırısına uğramış bir partinin genel başkanını nasıl siz terörle özdeşleştirirsiniz? Bu bunun ahlaki zeminde tartışılması gerekmiyor mu? Bunun eğer ahlaki meşruiyeti yoktur dedim onların. Yasal olarak kazanmış olabilirler. Yüksek Seçim Kurulu kararıyla kazanmış olabilirler. Ama bu kazanmanın arkasında ahlak yoktur. Adalet yoktur. Devletin valisini yanına alacaksın. Devletin kaymakamını yanına alacaksın. Bazı jandarma komutanlarını yanına alacaksın. Köy köy ya jandarma gidip de AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın bildirisini dağıtır mı ya? Devletin jandarması dağıtır mı ya? Ama biz bunların arkasına sığınmadık. Ama ahlaki meşruiyetin tartışılmasını gerekir dedik ve bunu ısrarla dile getirdik. Tartışılmıyor. Niçin? Hangi gerekçeyle ahlaki meşruiyet tartışılmıyor? Hangi gerekçeyle? Eğer ahlaki meşruiyeti tartışmazsak, yani medya tartışmazsa, yani bu ülkenin insanları, aydınları tartışmazsa ahlaksızlığa prim vermiş olurlar. Ve verilen de odur. CHP'yi tartışmasınlar demiyorum. Elbette tartışılacak. Cumhuriyet Halk Partisi de tartışılacak. Ben de tartışılacağım. Seçim de tartışılacak. Ama önce ahlak ahlak. Ahlakı göz ardı ederseniz yaptığınız tartışmaların hiçbir anlamı yoktur. Ahlaksızlık yapan bir insan belli bir makama oturuyorsa, montaj videolarla eğer gelip o makama oturuyorsa ve bunu da kendisi itiraf ediyorsa bunun tartışılması lazım. En azından hiçbir şey yapmasalar, ya üç tane saygıdeğer ilahiyatçı çağrılır denir ki Allah aşkına şu ahlakı bize bir anlatın bakalım. Ahlaksızlığı da bize bir anlatın. Ahlaksızlık üzerine bir iktidar olur mu diye bize anlatın. Hadi vazgeçtim yani. Sosyologlardan falan vazgeçtim. Hukuksuzluklar da var sadece ahlaksızlık değil. Dolayısıyla siyasi bir meşruiyet tartışması da yapılması gerekmez mi? Söyledim ahlaki ve siyasi meşruiyetin tartışılması lazım. Ama ağırlıklı olarak önce şu ahlakı çünkü ahlaksızlık üzerine yapılan bir çalışma, ahlaksızlık üzerine yapılan bir çalışma ve bu çalışmayı kendi kitlesine duyuran ve o kendi kitlesini ikna eden bir yapı ortaya çıktı. Bu kadar büyük bir rezalet. Onun için dedim bizim cumhuriyet tarihinde böyle bir kampanya hiç görülmedi. Daha da açığını geçen şey günü söyledim. Salı günü söyledim. Ya gazet, sizler gazetecisiniz. Gazeteciliğin etik kurallarını, ahlaki kurallarını herhalde benden çok daha iyi bilirsiniz. Gazeteci objektif olmak zorundadır. Yeni Şafak diye bir gazete, Yeni Şafak diye bir gazete 3 milyon liradan fazla parayı harcadı Erdoğan için. Allah aşkına siz benim için para harcadınız mı? Kılıçdaroğlu'na oy verin. Hayır ya. öyle bir paramız yok zaten. Yani ayrıca yani. Bakın ahlak denen bir şey var. Ahlaksızlığın boyutlarının nerelere ulaştığını anlatmak için. Ben söylüyorum. Buyurun Yeni Şafak tartsın. Parayı nereden buldu? Yeni Şafak gazetecilik mi yapıyor? Yeni Şafak tetikçilik mi yapıyor? Yeni Şafak tetikçilik yapıyor. Ahlaksızlık yapıyor. Gazetecilik yapmıyorsanız ahlaksızlık yapıyorsunuz demektir. Sordum. 3 milyon lirayı aşkın parayı Yeni Şafak kimden aldı? Kimden aldın? Bir de pişkinlik yapıp 5 milyon dediler. Tabii. Be, benim tespit ettiğim yani Yok, şöyle. Doğruluyorlar. Son bir ayda bir 3 milyon diyorlar ama biz evet, toplam 5 harcadık. Şu diyoruz. Onu da şuradan buluyoruz. Ee, şimdi e, Facebook hesabı üzerinden bu kirli kampanya yapıyor yapıyorlar. Yalan kampanya yapıyorlar. Çünkü sahtekarlık yapıyorlar açıkça. Keşke mahkemeye verse. Yeni Şafak'ta mahkemeye verse beni. Yani çıkıp da delilleri mahkemeye sunsak da bari olayın gerçek olduğunu söylesek. Bakın Yeni Şafak bunu yapıyor. Gazetecilik yapmıyor, tetikçilik yapıyor. Bunun da tartışılması lazım. Hadi ben tartışmıyorum. Medyanın kendi arasında tartışması lazım. Medyanın demesi lazım ki ya medya bu kadar kirli olamaz ya. Bunu hep Faruk Bildirici mi yazacak yani? Ya birisinin, birilerinin o kanattan da yani Erdoğan'a destek veren o kanattan da ahlaklı insanlar var, erdemli insanlar var. Yani çıkıp desinler ki ya bu kadar da olmaz kardeşim ya. Bu kadar da olmaz. Mehmet Şimşek'e çağrı yaptım. Hazine ve Maliye Bakanı. Yeni Şafak'ın hesaplarını incele. 3 milyon lira aşkın parayı nereden aldılar? Kimden aldılar bu parayı? Ve bu parayı masraf yazamazlar. Açıktan para alındıysa kimden alındı bu para? Facebook hesaplarına yatırıyorlar. Biz de oradan öğreniyoruz. Çünkü Facebook dediğiniz kurum kimin ne kadar reklam verdiğini ve kaç lira ödediğini internet sitesinde yayınlıyor. Biz de oradan öğreniyoruz. Ahlaksızlığı ahlaklı insanların, erdemli insanların beyanlarından öğreniyoruz. Diyorsunuz ki dile getirmediniz. Ya ben defalarca dile getirdim. Ama dile dediğim mi? gibi ziyade bize bunun için sözde örgütsel çok... olarak bir kampanya, evet. bir ee, yapacağız. büyük bir tartışma yürütmek... yapacağız şimdi bakın sözde Ve bize destek verdiğini sözüm belli yapısından. zaman dilimleri içinde bize destek verdiğini söyleyen televizyon kanalları da bunları tartışmadılar onları da ahlaki açıdan sorgulamamız lazım hangi açıdan ahlaki açıdan onları da sorgulamamız lazım niye bunları gündeme getirmiyorlar hangi gerekçeyle tartıştırmıyorlar neden bunları yayınlamıyorlar bakın o Söylediğiniz e, montaj videolarla ilgili dava açtık. Yayın yasağı getirdik. Mahkemeden karar aldık. Yani mahkeme kararıyla onların sahte olduğunu da ispatladık. Tescil ettirmiş olduk. Evet tescil ettik. Sahte bunlar. Davalar açacağız Çok şimdi. Kendisi abi. itiraf etti. Efendim. Çok evet. belli. Hayır ya itirafın dışında mahkeme kararı var. Evet. Dava açacağız. Ve bunu çok geniş bir Dava sürecini başlatacağız buradan. Sanıyorlar ki biz yerimizde oturuyoruz, hiçbir şeye ses çıkarmıyoruz. Ne yapalım kardeşim? Bizim televizyon kanalımız yok ki çıkalım. Şöyle 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 yaptık diyelim. Yok yani. Ama söylüyoruz, anlatıyoruz. Dilimizin döndüğü kadar söylüyoruz. Ama şurada bir yanlışımız var onu da söyleyeyim. Yanlışımız iç tartışmaları biraz da bizim kendi içimizde başlatmamızdır. Yanlışımız buradan başlıyor. Evet seçimi değil CHP'yi tartışıyor evet. şu anda. Şimdi değişim. Değişime en açık olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi değil. Tarihle süreci böyledir. Eğer çağı izleyemezse zaten 100 yıl yaşamazdı Cumhuriyet Halk Partisi. Çağın değişimini izlemeyen bir parti 100 yıl yaşayabilir mi? 100. yılımızı kutlayacağız. Demokrasiyi getiren, Efendim bu ülkede insan haklarından yana tavır alan, efendim siyasal partiler, bizim rakibimiz olan partiler e, yanlış kararlarla kapatıldığında bunun yanlış olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet gazetecilerin hapse atılması, önce. tutuklanması, medya özgürlüğü, yargı bağımsızlığını savunan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ya bütün bu değişimin önünü açan, bırakın onu, değişimin bayraktarlığını yapan bir partiye nasıl diyebilirsiniz değişimin önünü açsın diye? Değişimin, evet değişimin önünü açacağız. Evet dönüşümün de önünü açacağız. Ya zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin partinin kuruluş felsefesi budur. Siz çağdaş uygarlı, statik bir şey kabul ederseniz, çizgi, o zaman siz değişimi açamazsınız, değişimin önünü açamazsınız. Çağdaş uygarlık dinamik bir kavramdır bilimde, teknolojideki bütün değişimleri izlemek zorundadır Cumhuriyet Halk Partisi ve kendisini yenilemek zorundadır Cumhuriyet Halk Partisi. Biz bunu yapıyoruz. Yapmak zorundayız zaten. Yapmadığımız takdirde parti parti olmaktan çıkar. Ama değişim nasıl olacak? Değişim kendi kuralları içinde olacak. Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Değişim yakın partinin kendi özgür iradesiyle o değişimi içselleştirmesi ve ileriye taşıması lazım. Değişim olacak tabii niye olmasın? Kurultaylarımız hukuki zeminde değişimin olması lazım. Hukuki zeminde ne olur? Değişimin kendi içinde kuralları açılır. Yerine gelir o kurallar. Kurultayınızı yaparsanız adaylar çıkar. Ben değişimin önünü kısmen tıkayan, geçmişte yapılan tüzük değişikliklerini de hayata geçiren bir kişiyim. İnsanlar daha fazla gelsinler genel başkanlığa aday olsunlar. Allah aşkına bizim dışımızda mahalle kongreleri yapan mı var ya? Hangi parti yapıyor? Bizim dışımızda il başkanlığı, ilçe başkanlığı kongreleri yapan doğru dürüst parti mi var ya? Biz bunların hepsini yapıyoruz. Hele hele bizim partiler böyle mahalleden delege seçerken, il kongreleri yaparken, ilçe kongreleri yaparken en ateşli konuşmaları orada yaparlar. Ayrıca bizim bir başka özelliğimiz var. Biz her türlü eleştiriye açık olan bir partiyiz. Her türlü eleştiriye açık olan bir parti. Vay neden böyle konuştun demeyiz. Tam tersine parti disiplini içinde çıkar il başkanı, ilçe başkanı, gençlik kolları, kadın kolları, parti meclisinde, merkez yönetim kurulunda, belediye başkanları toplantısında herkes kendi düşüncesini özgürce ifade edebilir. Ben ayrıca genel başkan olarak... Kim eleştiriyorsa asla sözünü kesmem. Bir saatte eleştirirse sonuna kadar dinlerim. Niçin? Çünkü eleştirinin bu parti için ne kadar değerli olduğuna inanan birisiyim. Eleştirecek, eleştirilecek kişiyi sen eleştirme dediğiniz andan itibaren olmaz. Ama bunun parti disiplini içinde olması lazım. Parti disiplini içinde olması lazım. O zaman herkes düşüncesini gayet rahat bir şekilde ifade eder. Ben de onu dinlerim. Her eleştiriden dert çıkarmak parti yöneticilerinin görevidir. Bir daha ifade edeyim. Her eleştiriden dert çıkarmak parti yöneticilerinin görevidir. Varsa ideoloji... eleştiri yanlışsa onu hatırlatmak da yine parti yöneticisinin görevidir. Sayın Kılıçdaroğlu bir sorunun bir parçası da yani partinin ideolojik ve politik olarak da değişimin ya da çizgisini tartışacak ha, mısınız? Böyle bir perspektifiniz var mı? Parti sağa mı kayıyor? Parti sola mı kayıyor? Ya biz sağa kaydığı yönünde biz ciddi so kaygı eleştiriler var. Evet. Ben de bu eleştiriyi yapanlardan biriyim. Evet. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Sosyal demokrat bir partiyiz. Yani yoksulun, yani kimsesizlerin, yani haksızlığa uğrayanların partisiyiz biz. Yani biz ötekileştirilenlerin partisiyiz. Yani biz işçinin, çiftçinin, emeklinin, memurun partisiyiz. Apartman görevlisinin partisiyiz. Taksi şoförünün partisiyiz biz. Yani biz halkta hiçbir ayrım yapmadan bütün sosyal sınıfları kucaklayan bir partiyiz. Gelir dağılımının adaletli olmasını savunan bir partiyiz biz. Bölgesel kalkınmaların az gelişmiş bölgelere yatırımın, kamu yatırımlarının özellikle daha ağırlıklı olarak gitmesini savunan bir partiyiz. Bizim felsefemiz bu. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz vatansever bir partiyiz biz. Parti nereye kaydı? Yani ben işçinin hakkını savunmadım mı? Ben emektirin hakkını savunmadım mı? Ya bu ülkede taşeron işçileri varken, bir milyonu aşkın taşeron işçisi varken o işçilerin hakkını savunan partiyiz biz. O işçilere sendikalar sahip çıkmazken o işçilere önce dernek kurduran partiyiz biz. O dernekleri bir araya getiren partiyiz biz. Sonra onların hakkını arayan bir partiyiz biz. Çöplerden kağıt toplayanların partisiyiz biz. Onların hakkını, hukukunu bizim dışımızda hangi parti savundu Allah aşkına? Bir diğer Şimdi bizi şuraya kaydı, buraya kaydı. Biz bir yere kaymadık. Biz bir yere kaymadık. Biz herkesin hakkını, hukukunu savunan bir parti. Kim haksızlığa uğradıysa, milletvekili, Can Atalay'ın hakkını da savunan partiyiz biz. Haksız yere hapislerde yatan avukatların da partisiyiz biz. Haksız yere hapislerde yatan düşünce suçluları diye tanımladıkları kişilerin de hakkını hukukunu savunan partiyiz biz. Biz sadece CHP'lerin hakkını savunmuyoruz ki biz. Biz Sinan Ateş'in de hakkını savunan, ailesinin de hakkını hukukunu savunan bir kişiyiz biz. Aynı zamanda eşi çocukları öldürülen Emine Şen Yaşar'ın Hakkını hukukunu savunan partiyiz de biz. Şimdi... Biz sıradan bir parti değiliz. Herkes kendisi alıyor, kendi penceresinden yok sağa kaydı, yok şuraya kaydı, yok buraya kaydı. Bu. Günlük kaygılarla ifade edilen bir düşünce olduğuna inanıyorum. Günlük Ama şöyle kaygılarla. bir eleştiri de var. Tabii. Günlük kaygıların dışında ve saydıklarınızın haricinde. Cumhuriyeti ve laikliği yeterince savunmadığınız, örneğin laik eğitim konusunda sürekli taviz verdiğiniz e, yolundaki eleştiriler de var. Bunları e, ne kadar çok dillendiriyorsunuz, ne kadar çok yanında duruyorsunuz şeklinde eleştiriler laiklik, bunlar. Cumhur laiklik, eğitim... bırakın Türkiye'nin, bireysel olarak her kişinin yaşamının temel taşıdır. İnanç özgürlüğü. Ben çok sık şöyle söylerim. Hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin kimliğini ve hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete malzeme etmeyeceğim diyelim. Benim kadar bunu kullanan ikinci bir genel başkan yoktur. Neredeyse her grup toplantısında, neredeyse her mitingde bunu söylerim. Eğer inançları siyasete malzeme ederseniz, eğer inanç üzerinden siyaset yaparsanız önce inanca bir sefer... E, saygınızın olmadığı ortaya çıkar. Kimliği siyaset konusu yaparsanız kimliğe saygınızın olmadığı ortaya çıkar. Dolayısıyla inançlara saygılıyım, eyvallah. Kimliklere saygılıyım, yaşam tarzlarına saygılıyım. Benim için o insan, o insan ya da herhangi bir insan karnı doyuyor mu, doymuyor mu? Düşüncesini özgürce ifade ediyor mu, etmiyor mu? İnancını özgürce yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Benim için o. İnancını özgürce yerine getiremiyorsa onun önderi ben olmak zorundayım. Kimliğinden ötürü ötekileştiriliyorsa onun kimliğine saygı duyulması gerektiğini önce ben söylemeliyim. Yaşam tarzına müdahale ediliyorsa onun yaşam tarzına müdahaleyi engelleyecek önce ben olmalıyım. Bizim temel felsefemiz bu. Laiklik Olmazsa olmaz, olmazı mı zaten bizim? Peki bu kadar dincileştirilirken özellikle eğitim, CHP'nin bu konuda yapmak istediği bir şey var mı? Yani göz göre göre çocuklarımız tarikatlere, cemaatlere, milli eğitimle, işbirliğine terk ediliyor ve yaşananlar az çok siz de biliyorsunuzdur. Buna yönelik CHP'nin bir Milli Eğitim tabi... Bakanlığı'nı, bakın, Milli Eğitim Bakanlığı'nı en çok eleştiren benim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayanan da benim. Dayanan da benim. Evet. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine isyan eden Adalet Bakanlığına yürüyen de benim. Ama eleştirilen de benim. Zaten anlayamadığım nokta bu. Parça parça alınıyor. O parçadan yola çıkarak eleştiri yapılıyor. Bir bütüne bakılmıyor. Bütüne bakılması lazım. Ben her inanca saygılıyım ama inançların siyasete malzeme edilmesine karşıyım. Herkesin inancı var. Ne inanıyorsa. Ama o inancı kendi siyasi gücü olarak ele alıp bir şey yapmak istiyor bakanlığı ele geçirmek istiyorsa adalet bakanlığını ele geçirmek istiyorsa ona karşıyım. Asla inanç ayrı siyaset ayrı. İnancı eğer siyasete malzeme ediyorsa o kişi o inanca saygı duymuyor demektir. Çünkü o inancı kendi ikbali için kullanıyor demektir. Biz bunu anlatamıyoruz. Zaten temel sorunumuz da bu. Yoksa inanç Kendisi inanıyor. Allah'la kulun arasına. Yani, benim girme hakkım yok zaten. Yani siz e, eğitim dinselleştirilirken, cumhuriyete yönelik bu kadar yoğun ve sistematik bir saldırı varken, cumhuriyetin kurumları tasfiye edilirken, ki layık eğitim önemli ölçüde tasfiye edildi. E, yani şu son ÇEDES e, projesiyle birlikte evet. artık her okula imam ve vaiz atandı. Eğitimde imama tipleşme çok yaygın. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bu alanda etkili bir karşı koyuş içinde olduğunu düşün, söylüyor musunuz bunu? Ee, bir de hani samimi bir e, soru sormak evet. istiyorum. Ee, sorularımız gerçekten samimi. <laughs> gerçi de şunu söylemeye çalışıyorum. Kemal Bey yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve sizde yani sizin temsil ettiğiniz anlayışta aman bizi din düşmanı san, zannetmesinler korkusuyla hareket edildiğine dair Yaygın bir izlenim var, bu izlenime ben de sahibim. Gerçekten mesela AKP öncesindeki o laik mevzileri, eğitim ki ne kadar kaldıysa, cumhuriyetin kurumları ne kadar kaldıysa, bunları korumak konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine düşeni yeterince yerine getirdiğini düşünüyor musunuz? Yani o bakımdan Devrem Hanım'ın sorusu bu. Yani laiklik ve cumhuriyetin savunulması konusunda yeterli bir Tabii. çaba içinde oldunuz mu? O tartışılır. Yani sizler tartışırsınız. Ama biz elimizden gelen gücümüzün yettiği kadar bu mücadeleyi yaptığımıza inanıyorum. Ama diyebilirsiniz yetersizdir. 4 artı 4 artı 4 geçerken Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği mücadeleyi hangi parti verdi ya? Milli Eğitim Komisyonu'nda arkadaşların mücadelesi. Ya 30 saat, 36 saat konuşma yapıldı ya. Meclis Genel Kurulu'nda verdiğimiz mücadele, Anayasa Mahkemesi'ne götürmemiz, Bozulma sürecinin başlangıcıdır o zaten. Evet. Bu mücadele bizim dışımızda hangi parti verdi Allah aşkına? Kavgaysa her türlü kavgayı yaptık. Ya Milli Eğitim Komisyonu'nda arkadaşlarımız darp edildi orada. Kavgalar çıktı orada. Ve biz bu mücadeleyi verdik. Ve sonra bir sabah gittiğimizde bütün salonu AK Parti milletvekillerinin doldurduğunu ve bizim milletvekillerimize yer kalmadığını gördük biz. Kimden destek aldık biz? Hangi kamuoyundan destek aldık biz? Yine suçlanan biz olduk. Çünkü en rahat suçlanacak parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. En rahat. Diğerleri o kadar rahat değil. Ama biz şunu kabul ediyoruz. Demokrasinin de, laikliğin de, insan haklarının da güvencesi biziz. Bu güvencede. Şimdi Cumhuriyet, İmam Hatip okulları, biz İmam Hatip okullarında okuyan bütün çocuklarımızın çok iyi eğitim almasını isteriz. Ama gerçekten de ahlaklı bir eğitim, erdemli bir eğitim, Türkiye gerçeklerini bilen bir eğitim inanç hiçbir inanç hiçbir inanç insan haklarını göz, göz ardı etmez. Hiçbir inanç. Ya şu andaki İmam hatip müfredatı e, Suriye ve Irak'taki cihatçıların kontrol ettiği yer bölgelerde kurdukları medrese müfredatıyla hemen hemen aynı. Referanslar aynı kitapların. Biz böyle bir inceleme yaptık. Eğitim iş sendikasından ve eğitim senden eğitimci milli arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın evet. uygulamasını biz doğru bulmuyoruz zaten. Cihatçılarla aynı eğitim biz, veriyorlar. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulaması. Milli Eğitim Bakanlığı zaten milli olmaktan çıkmış. Hangi milli eğitim? Neresi milli bunun? Biz bunu da söyledik. Bu bakanlık milli bir bakanlık değil. Eğitim politikası, eğitim politikasının başarısı zaten üniversiteler. Bak görüyorsunuz üniversite. Üniversiteler üniversite olmaktan çıktı. Hangi üniversite var? Buyurun Boğaziçi Üniversitesi'nin başına gelenlere bakalım. Nerede çapsız bir adam varsa, nerede niteliksiz bir adam varsa getirip üniversitelerin başına koydular. Bütün bu gerçekleri biz biliyoruz. Bilimden uzaklaşan bir toplumun, bilimden uzaklaşan bir toplumun büyümeye, teknolojiyi yaratmaya, teknolojisini geliştirme imkanı yoktur zaten. Türkiye burada giderek, giderek geriye gidiyor. Giderek geriye gidiyor. Ya bizim en değerli bilim insanlarımız Türkiye'den koptu, dışarıda bunlar. Gidin NASA'ya göreceksiniz, gidin MIT'ye göreceksiniz. Gidin İngiltere'deki üniversiteleri göreceksiniz. En nitelikli insanlarımız hep oralarda. Ve bugün bugün açık ve ne söylüyorum? AK Parti'ye oy veren aileler dahi eğitim sisteminden şikayetçiler. Bunu da gidin bütün anketçilere sorun. Bu gerçek görünüyor zaten. Hiçbir aile çocuğunun kötü bir eğitim almasını istemez. Her aile çocuğunun iyi bir eğitim almasını ister. Hangi okula gidiyorsa gitsin. Ama eğitim sisteminin çöktüğünü hepimiz görüyoruz. Yeteri kadar bunlar üzerinde de durulmadı. Bunlar üzerinde de durulması lazım. Efendim şimdi bugüne gelelim isterseniz Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar var. Siz bugün MYK toplantısındayken Ekrem İmamoğlu önce dördüncü yılı tanıttı İstanbul'da. Evet. Daha sonra da gazetecilerin sorularına cevap verdi ve ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki o değişim konusu geldi gündeme. Soruldu gazetecilerin sorularıyla doğal olarak. Şimdi bir... Babasıyla olan ilişkisinden söz ederken belki bir gönderme yaptı onu söyleyeceğim. 21 yaşında e, babasının şirketi kendisine teslim ettiğini evet. söyledi ve e, o güvene duyduğunu söyledi ve e, hayalinin e, partide ve eğer gerekirse makam değişikliğinde böylesine bir değişiklik olması gerektiği yönünde e, de görüşlerini dile getirdi. Şimdi siz e, Ekrem İmamoğlu olan görüşmelerinizde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir kez daha aday olup İstanbul'u al, ondan sonra bakalım dediniz mi mesela böyle bir görüşme sızdı. ne düşünüyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışları ve herhalde kendisi kesin olarak dinlendirmese de genel başkan beklentisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yok bence bugünkü basın toplantısında açıkça ifade etti denilebilir. Belki evet. genel başkanlığa aday Bizim partimizde, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani demokrasiyi savunan bir partide doğal olarak herkes koşulları yerine getirdiğinde Cumhur Genel başkanlığı aday olabilir. Ekrem Bey eğer aday olacaksa ilk kez aday olacak bir kişi değil. Daha önce de çok sayıda kişi Babasını şirkete teslim ettiği Papa. gibi partiyi de sizin teslim etmenizi istiyor galiba. Ş şöyle... E bir baba ol ilişkiniz olduğu hayır, da hayır, o. söylediği yani, için belki bir gönderme tabii, yapmış diye düşündüm. Şirketler ayrıdır, partiler ayrıdır. Şirketler farklıdır, partiler farklıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz. Erdoğan'ın Türkiye'yi şirket gibi yönetiyor ya, şirket gibi yöneteceğim diyor da. Devlet ayrıdır, şirket ayrıdır. Dolayısıyla bu farklılığın bilinmesi lazım. Partinin hedefi vardır, kuralları vardır, ilkeleri vardır, genel kurulları vardır, tüzükleri vardır, merkez yönetim kurulu vardır, parti meclisi vardır. Dolayısıyla partiler farklı oluşumlar içinde oluşurlar farklı hedefleri vardır ve sürekli kendisini yenileyen bir organizma gibidir partiler yaşamak için. Şirketler de kuşkusuz kendilerini yenilerler ama şirket ayrıdır, partiler ayrıdır. Olayı bu çerçeveye oturtmamız gerekiyor. E, İstanbul Büyükşehir Elbette belediye aday olabilir. Başkanlığı. Niye o aday olmasın? <laughs> ee, Ekrem Bey e, başarılı bir belediye başkanımızdır. E, son Seçimlerde biz 20-22 ilçeyi yanlış hatırlamıyorsam alabilecek potansiyele eriştik. 22 ilçe alınır. Büyükşehir belediye meclisi çoğunluğu da alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz. Kişiler gelirler, partiye de üye olabilirler. Ama ben asla ve asla bu halkın, İstanbulluların oyuyla alınmış olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir anlamda yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi Kayıp, e, alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Bunu asla kabul Dolayısıyla etmem. Dolayısıyla Ekrem Bey görevine devam etmelidir demek. Yani elbette devam edecektir. Öyle diyorsunuz. Buyurun. Siz şöyle bir ben epey e, soru sordum çünkü. Evet, şöyle bir sözü dikkatimi çekmişti bugün Ekrem İmamoğlu'nun. E, uzunca da bir konuşma yaptı zaten soru cevaplarda. Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de başarı şansı kalmaz diyor. Şimdi bu tablodan kastı Belirttiğimiz şartlar yani AKP'nin... Düşüncemi açıkladım bu konuda. Yani düşüncemi açıkladım. Onun dışında e, parti içinde bir tartışma yasa girmem ve doğru da bulmam. Peki o zaman şöyle bir soru yönelteyim. Şartları biliyoruz. Biraz önce konuştuk. AKP'nin devlet imkanlarını tümüyle kullandığı, kara propaganda yaptığı, yalan, iftira, montaj video, e, broşürler, sahte broşürler yayınladığı bir süreçten geçildi. Ve buna rağmen %52'lik bir sayısal oranla... Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partili Cumhurbaşkanı oldu. Çok küçük oldu. bir fark var. Yani arada öyle bir fark var. Evet. <laughs> Gelecek yerel seçimler için bütün bunların olacağını az çok tahmin ediyoruz yine. Olabileceğini. Efendim Hazırlanıyor biz... Hazırlanıyor musunuz? Biz yerel seçimlerde başarı olacağız. Hayır hayır. Bu yine AKP iktidarının e, seçim sürecini getirdiği aşama tekrar gerçekleşebilir. Buna hazırlıklı AK mısınız? AK Parti sürekli oy kaybeden bir partidir. Bir daha ifade edin. Ak Parti sürekli oy kaybeden bir partidir. Biz bugüne kadar milletvekili çıkaramadığımız pek çok yerden milletvekili çıkardık. Rize bunlardan birisidir, Kars bunlardan birisidir, Uzun Süredir Diyarbakır bunlardan birisidir. Erzim, Uzun Süredir milletvekili çıkarmadı. Evet. Yani biz öyle büyük bir başarısızlık, mahvolduk falan filan yok öyle bir şey. Tam tersine parti parti çalıştı. Seçimlerde belli bir, olgunluk içinde belli bir çizgiyi yakaladı. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle umudu tüketen bir partisi de değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kapandığı zaman dahi küllerinden yeniden doğan bir partidir. İl başkanı, ilçe başkanı, kadın kolları, genç kolları. Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir geleneğimiz de yoktur. Örfümüz, adetimiz de yoktur. Biz her dönemde küllerinden doğan... Demokrasiyi savunan bir partiyiz biz. Öyle. Mahvolduk. Bittik. Ne demek? İstanbul seçimlerine bakıldığı zaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakıldığı zaman biz 22 ilçede birinci partiyiz. Alabiliriz buraları. Niye almayalım? Ankara'yı. Biz sadece buralar değil, başka belediye, büyükşehir belediyelerini de alacağız. Başka belediyeleri de kazanacağız. Bu konuda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Biz neyi nasıl yapacağımızı bilme. Ama kimsenin gereksiz, lüzumsuz tartışmalarla partinin enerjisini tüketmesini istemiyorum. Partinin enerjisi vardır, parti diridir. En son il başkanları toplantısında ben bunu gördüm. Dolayısıyla biz kendi enerjimizi, kendi iş tartışmalarımızla tüketme lüksüne sahip olan bir parti değiliz. Biz mücadele edeceğiz genciyle, kadınıyla, erkeğiyle hep beraber mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi yapacağız. Yapmak zorundayız. Bu mücadele bireysel bir mücadele değildir. Bu mücadele bir Türkiye mücadelesidir. Bir aydınlanma mücadelesidir. Bir demokrasi mücadelesidir. Yoksa öyle kısır tartışmalar, o onu dedi, bu bunu dedi, yok öyle bir şey. Tartışma bitmiştir, mesele bitmiştir. Önümüze ve yönümüze bakacağız. O tartışmaları kışkırtanlar var. O tuzağa da kimsenin düşmesini istemem. Varsa bir şey partinin yetkili organları vardır. Burada her şey rahatlıkla konuşulabilir. Rahatlıkla. İl başkanları toplantısında çok rahat bir şekilde konuştuk. Parti meclisinde çok rahat bir şekilde konuşuyoruz. İnsanlar düşüncelerini, insanlar eleştirilerini gayet iyi yapıyorlar. Biz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. bir sıradan bir parti değiliz. Biz tek adam partisi değiliz. Biz demokrasiyi içselleştiren bir partiyiz. Bu şekliyle yolumuza devam ediyoruz. Yoksa biz 100 yıl nasıl yaşayacaktık? Dünyada 100 yıl ayakta kalan parti sayısı 10 parmağı geçmez. Dolayısıyla gelenekleri, tör, töreleri, örfü, adeti, dünyaya bakışı, bilime, teknolojiye bakışı, devlet yönetimine bakışı, kurallara uyan ve kuralların gereğini yapan bir partiyiz biz. Öyle bakarız biz. Ben sorayım mı? Sen Buyur. Ee, şimdi yine belki biraz geriye gideceğiz tekrar. Çünkü seçimlerden önce e, Cumhuriyet Halk Cumhurbaşkanlığı genel başkanlık yapmış Hikmet Çetin'in bir eleştirisini belki dillendireceğim evet. burada. E, bazı yerlerde yanlışlık yapıldı dedi. Onun arasında sizin başörtü konusunu Kanun teklifi olarak getirmiş olmanız, Amerika'ya gitmiş olmanız, Ekrem İmamoğlu'nun duruşması sırasında Almanya'da olmanız, Aleviliğinizi dile getirmiş olmanız, Zafer Partisi ile yaptığınız o protokolde kayyum konusuna yer vermiş olmanız. Bütün bunlar aslında oy kaybettirdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne diye bir eleştirisi var. Katılıyor musunuz? Daha doğrusu siz geriye döndüğünüzde keşke şunları yapmasaydık dediğiniz de bir iki şey neler daha var? var? Ortak mutabakat metninde mesela laiklik yok. Mustafa Kemal adı hiç geçmiyor. Bunlar kamuoyunun dikkatini çeken şeyler, e, olgular. Ortak yani, mutabakat metninin başında zaten Mustafa Kemal'in imzası var. Laiklik kimse görmüyor. Yani. La, laiklik savunulmadı. Laiklik hiç kavram olarak geçmedi ha. deniyor. o Ben de görmedim o evet. yani yanımda. Yanlış hatırlamıyorsam o kavram. Çünkü bu eleştiri geldi, buna e, gerekli bütün şeyler verildi, e, yanıtlar verildi. Yani e, bu konulardaki duyarlılıklarımız hepsi anlatıldı. E, siz geriye kavram dönüp, olarak ifade edilmiyor bir de ikmet çetinin sözüne. Geriye diye. dönüp baktığınızda şunları siz yapmasaydık hata belki, belki o aslında. hatamız olmasaydı belki daha iyi olurdu dediğiniz ne var efendim? Şimdi geriye dönüp baktığımda şöyle ifade edeyim. Benim Amerika'ya, benim Almanya'ya gidişim belki iyi anlatamamış olabiliriz ama gidişim doğruydu. Çünkü iktidara geldikten sonra bu ülkenin çağdaşlaşmaya, hızla çağdaşlaşmaya ihtiyacı vardı. Bilgiye ve birikime ihtiyacı vardı. Ben oraya siyasi görüşme yapmak için gitmedim. Ben MIT'ye dünyanın teknolojide teknoloji üreten bir numaralı üniversitesine gittim ve oradaki insanlarla görüştüm. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'ye gelir misiniz? Türkiye'nin teknolojik dönüşüme ihtiyacı var. Türkiye'nin bilgi birikimine ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni teknolojilere imza atma ihtiyacı var dedim. Ben bunu, bunun için gittim oraya. Bunu söyledim. İngiltere'ye de aynı gerekçeyle gittim. Hı hı. Orada da aynı şeyi söyledim. Almanya'ya da aynı gerekçeyle gittim. İngiltere'ye gittiğimde dediler ki teknolojide Almanya bizden daha iyi. Bunu İngiltere'deki bir üniversitenin rektörü söyledi bana. Gittim yapay zeka merkezine gittim. Eğer siz neleri yapacağınızı, hangi hedefleri koyacağınızı kendi insanınızı anlatamadıysanız kabahat bizedir. Ama asıl hedef bu ülkeye bilimi ve teknolojiyi getirmektir. Siz uzay teknolojisini eğer bu ülkeye getiremezseniz, siz neyin yarışını yapacaksınız? Neyin yarışını yapacaksınız? Üniversiteleriniz bilgi üretmiyorsa, üniversitelerdeki ee, Bilim üreten insanlar geleceklerini yurt dışında arıyorlarsa siz hangi başarının altına imza atacaksınız? İnşaat yaparak mı? Bizim hedefimizi demek ki iyi anlatamamışız. Belki ha, Almanya bu zamanlama açısından Ha zamanlama Belki şöyle. Sorunluydu. Almanya şimdi yurt dışı seyahat benim istediğim tarih olmuyor. Bunu da bilmeleri lazım. Yani ben arkadaşlar yapay zeka merkezini yarın sabah gelip görmek istiyorum. Kimse öyle bir yani. Öyle bir şey olmaz. Siz bunu en az bir buçuk iki ay önce programlıyorsunuz. diyorsunuz. Üç ay önce, pro, altı ay önce program Ona göre zamanlar alınıyor, randevular ona göre yapılıyor. Böyle gidip bir esnafı ziyaret etmiyorsunuz. Ya da hastalandığınız bir doktora gitmiyorsunuz. Dolayısıyla zamanlama bizim tek başına bizim irademizde değil, karşı tarafın da iradesinin eşleşmesi ha. gerekiyor ben oraya. gittim. Kaldı ki Almanya dediğiniz gittim ne oldu? Akşam geldim. Evet. Yani olayın akşamı ben zaten İstanbul'daydım. Evet. Farz edelim ki ben o günü Hakkari'deydim. E gelişim gene aynı saatte olacaktı. Evet. Hemen uçağı kiraladık ve geldim ben. Aynı akşam ziyaret ettim. Diğer konular başörtüsü kayyum meselesi. Ha şöyle. Ee, ya da e... şöyle bizim için geçerli olan ortak bu tabakat metnidir. Ortak mutabakat metninde ne varsa altı partinin imza attığı metindir. Diğeri bizimle Zafer Partisi'nde özel bir e, protokoldür. Dolayısıyla bütün partileri bağlayan konu ortak mutabakat metnidir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Ayrıca orada yargı kararı olmaksızın bir kişinin görevden alınmaması, seçimle gelen birisinin görevden alınmaması konusunda da özel bir vurgu vardır. Bunu da gözden... Irak tutulmaması lazım. Şimdi yargı kararı olmaksızın siz kişileri görevden alabiliyorsunuz. Biz bunu doğru bulmadık. Zafer Partisi'nin Sayın Genel Başkanı da bunu doğru bulmadı. Yargı kararı olması lazım bir kişiyi görevden alıyorsanız. Dolayısıyla orada da olay Biraz çarpıtılarak belki geniş kitlelere duyuruldu ama oradaki düşüncemizde yargı kararı olmadan hiç kimse görevden alınamaz. Halkın oyuyla gelen bir kişinin de görevden alınmasını doğru bulmadığımı her yerde ortak mutabakat metninde de kamuoyuna deklare ederek de altı lider zaten buna imza attık. Başörtüsü konusuna gelince başörtüsü Türkiye'nin gündeminden çıkarmamız lazım. Çıkmış esas olarak çıkmıştı. Çıktı. Şimdi çıktı. Çıktı. Yani Türk Erdoğan da şey söyledi. Anlıyorsun. böyle bir konu yoktu ama bize bir pas attılar. Biz şimdi gole çevireceğiz dedi bunu. Çıkmıştı birdenbire getirdiniz. getirdi. Yani hiç anlamadı onu. Bakın Neden şimdi. Neden yaptınız onu? Hala hala pek çok kişi bizim samimiyetimizi ölçüyordu. Ya gerçekten bunlara biz oy verirsek geldiklerinde aynı baskıyı kuracaklar mıydı? Bakın başı açık seçim sırasında. Başı açık AK Partili kadınlar pazarlara çıkıp başörtülü kadınlara hakaret ettiler. Bunu bazı kameralar yakaladı. Ya da hazır olan kameralarda yakaladı. Siz bizi mahvediyorsunuz. Sizi şöyle yapacağız, sizi böyle yapacağız diye hakaretler yağdırdılar. Bunu yapan AK Partili kadınlardı. Başörtülü kadınlara yapıyorlardı. Başı açık kadınlar CHP'li diye hep algılanıyor. Dolayısıyla öyle bir algıyı yaratmak için çalıştılar. Bunu tespit ettiniz Elbette mi? Elbette tespit ettik. Şimdi samimi olarak biz artık bu olayın bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Düşündük. Her zaman, her yerde, her ortamda. İstiyorlarsa buyur gelsinler yasaya imza atalım. Bitti bu kadar. Ahmet Davutoğlu'nu sizi bu konuda... E teşvik ettiği ya da hayır hayır hayır, hayır hayır. Hayır hayır. Yani hiç kimse anayasa değişikliği yapmak değişikliğe gidelim diyor. Siz herhalde efendim yeni yani iş, açıklaması bir anayasa değişikliğe gidelim gibi, evet. e, diyor. Anayasa Erdoğan. değişikliğine de dedik ki bizim taleplerimizi de kabul ederseniz biz ona da evet deriz. Hı hı. Ama taleplerimizi kabul etmediler. Belki şimdi yeni bir evet, tartışma. Bizim başlayalım. ve İyi Parti'nin ve diğer partilerin talepleri kabul edilmedi. Son bir şey daha ekleyebilir miyim buna e, müsaade edersenizlerden? Eee bir eleştirde yine Ekrem, diyorum, Hikmet Çetin'in söylediğine ek olarak çatı partilerine gereğinden fazla milletvekilleri verdi ve bazı isimlere İttifak itiraz, partileri. bazı isimlere itiraz edilmedi. Diye. Olay olay bir parti. Sadullah Ergin gibi mesela Ergen Ekon kumpaslarının tabii. önemli bir ismi. Şöyle, şimdi şu gerçeği bir görmemiz lazım. Piser olay bir parti olayı olmaktan çıkmış artık. Olay bir Türkiye olayı. Ya demokrasi elden gitmiş. Bir tek adam rejimi gelmiş. Yargı tamamen bitmiş vaziyette. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim bitmiş, üniversiteler bitmiş vaziyette. Hala olayı bir parti penceresinden düşünmek kadar Türkiye gerçeklerinden kimsenin kopmaya hakkı yoktur. Kimse kopmamalıdır. Türkiye farklı bir yerde. Biz 200 milletvekili çıkarsaydık ne olacaktı? Farz edelim CHP tek başına 200 milletvekili çıkardı ne olacaktı? Ne olacaklarla ittifak yapmadan. Olay bir Türkiye olayıdır. Olay demokrasiden yana olanların birleşme olayıdır. İnsan haklarından yana olanların birleşmesi olayıdır olay. Olay budur. Ben şimdi ittifakı oluşturan partilerin parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Grup kursunlar. Üç parti kuracak büyük bir ihtimalle. Evet. Onların da sesi çıksın. Demokrasiden yana sesi çıksın. Çıksınlar demokrasiyi savunsunlar. insan haklarını savunsunlar. Yani bizim ortak bu tabakat metninde yer alan bütün ilkeleri onlar da savunsun. Beraber savunalım. Belki onun için mi bu kadar yer verdiniz? Grup kurabilsinler diye. Ya <laughs> büyük bir ihtimalle. Yani bizim günlük mü düşündüğümüzü sanıyor herkes. Nasıl? <laughs> Peki. Ya bu bir Peki. stratejiniz yok mu sizin Allah aşkına ya? Sizin bir hedefiniz yok mu? Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz sıradan bir parti değiliz. Biz bir adım atarken 10 adım sonra ne olacağını düşünmek zorundayız. Strateji böyle kurmazsanız olmaz. Biz hem zaferi hem kazanamama halini düşünmek zorundayız. Stratejimizi ona göre belirlemek zorundayız. Ama bunu çıkıp da milletin önüne bizim stratejimiz budur diyemeyiz. Çünkü karşı strateji oluşturacaklar. Neden Erdoğan ilk başta şimdi acaba milletvekili transferi yapar mıyım diye çalışmaya başladı? Neden bunun altyapısını oluşturmaya başladı? Neden paranın kesesini kesenin keseyi açmaya başladı? Satılık milletvekili istemiyorum. Bir daha söylüyorum. Parlamento'da satılık onurunu, haysiyetini satan milletvekili istemiyorum. Seçilen halkın oyuna sadık kalan milletvekili istiyorum. Paraya tamah tama edip giden, safını değiştiren milletvekili istemiyorum. Ahlaklı, erdemli, halkın verdiği oya saygı gösteren milletvekili istiyorum. Eğer bir milletvekili safını değiştirip iktidar partisine gidiyorsa ucunda bu var demektir. Para var demektir. Böyle bir ihtimal pa var mı efendim? Söylüyorum ben, parayla satılan milletvekili istemiyorum. Transfer çabaları Değil. var diyor, evet. Peki, e, Sayın Kılıçdaroğlu, e, tekrar tartışılan konuya gelirsek, Demek. az da bir süre kaldı, şey Demek. yarıya. Bir ara vereceğiz, kısa bir ara vereceğiz ama önemli bir soru. Şimdi siz genel başkanlığa aday mısınız? Bu değişim, partideki değişim genel başkanlık makamını da kapsamalı mı? Görüşünüz nedir? Çünkü... Hem Sayın Ekrem İmamoğlu hem de kamuoyundaki tartışmada bu değişim süreci, Eğer yani bir kere başladı bu tartışma, bir kere patladı. Yani bunu geriye sarmak mümkün değil. Değişim hem ideolojik ve e, politik hem de örgütsel e, çerçevede zeminde olmalı, gerçekleşmeli. Ki ben de aynı kanaatteyim. E, ama bu değişimin genel başkanlık makamını da içine alan bir değişim olması gerektiği yolunda da e, yoğun bir talep ya da bir tartışma var. Siz, Siz ne diyorsunuz? Şey... Aday mısınız? Evet. Değişimin önünü açmaktan kastettiğiniz. Mesela önümüzdeki kurultayda aday olacak mısınız yoksa ben o sözünü ettiğiniz güvenli limana taşıyacağım parti ki o güvenli limanı nasıl tanımlıyorsunuz? Güvenli yok. liman şudur. Yok. Ee, aday olacak mısınız ya da önünü açacak mısınız? Zaten açıyoruz abi. Biz kimsenin önünü kapatmayız. Böyle bir hakkımız yok zaten. Siz tüzük sen aday olma. Aday sen aday var, olma. Evet. Senin önünü keseceğim. Böyle bir düşüncem asla olamaz. Hiç kimse için böyle bir düşüncem olamaz. Muharrem İnce aday olduğunda yeteri kadar imza toplamamıştı, toplayamamıştı. İmzayı tamamlatan, tamamlatan kişi mi? Evet biz izledik Doğru. kurultayı. Dolayısıyla evet. öyle kalk önünü kes o zaman siz de, demokrasiye inanmıyorsunuz demektir. Biz diğer partiler gibi değiliz. Herkes gelsin arzu eden parti genel başkan da olabilir, merkez yönetim kurulu üyelerinin parti meclisi olabilir. Ha benim tek yetkim var. Parti meclisinden merkez yönetim kuruluna üyeleri ben seçiyorum tek imzayla. Bu da tüzük de oluyor. O tüzüğü yapan da ben değilim. Tüzük böyle bir yetki vermiş. O kadar. Başka bir şey yok. Parti meclisi. Delegeler seçerler parti meclisini. Mahalleden seçimler olur, gelirler. Arzu eden kişiler gelirler partinin gene e, genel başkan adayı olurlar. Hepsinin başımın üstünde yeri vardır. Niye sen genel başkan oldun diye böyle bir eleştiri yapmam. Bugüne kadar hayatım bakın bugüne kadar genel başkan olduğum tarihten bugüne kadar hiçbir zaman bir delegeye telefon açıp bana oy verin dememişimdir, demem de zaten. O zaman siz genel başkanlık yapamazsınız. Kim istiyorsa aday olabilir. Aday olacak mısınız siz? Birisi ben aday olacağım da önümde şu engeller var diyorsa bütün engelleri kaldırmaya hazırım. Hiçbir engel olmasa. Ben aday mıyım? Ben bugüne kadar çıkıp ben genel başkanla adayım demedim. Peki aday gösterilirseniz Sayın Bülent Kuşoğlu size Ve aday gösterecekse aday gösterilirse o aynı söyledim. bir şey. Aday gösterilirse ayrı bir şey. Ben delegelerin Tavrımız iradesine ipotek koyamam. Delegelerin iradesine ipotek koyan. Bu doğru değil zaten. Böyle bir şey de olmaz. Peki e, kurulta... demokrasi demokrasiyi her ortamda savundum. Her ortamda savundum. Her ortamda. Şimdi Sayın Bülent Kuşoğlu size yakın bir isim olarak da biliniyor. Etkili bir politikacı. Cumhuriyet Halk Partisi evet. de öyle. Devlet geleneğinden gelen evet. bir isim. Devleti tanıyan öyle. bir isim. Ee, ve genel olarak da sizin bir anlamda sözcüğünüz gibi de biliniyor. Şimdi bugün Ekrem İmamoğlu Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamaya vasat bir açıklama olmaz öyle şey filan dedi ve eleştirdi. E, dolayısıyla e, belli ki e, size adayı göstereceğini açıklamış olmasına bir tepkisi var. E, Sayın e, İmamoğlu'nun Kuşoğlu'nun söylediği siyasi yasak gelir. Hayır e, siyasi siyasi anladım oraya geleceğim geldim. biliyorum. Değil Bu e, siyasi yasak gelir Bu ve İstanbul'u bırakır. Parti içi tartışmalara girmem bu bir genel başkana yakışmaz. Şöyle dedi, aralarında tartışabilirler ama size adayı Şunu rahatlıkla söylüyor. ifade edeyim. Eğer kişiler partilere, kendi partilerine saygı duyuyorlarsa bu tür tartışmalardan uzak dururlar. Bu tür tartışmaların yeri değildir. Biz yerel seçimlere odaklanmalıyız. Biz başarıyı nasıl elde edeceğimize odaklanmalıyız. Nerede eksiğimiz var onları süratle tamamlamalıyız ve biz yerel seçimlerde halkın beklediği o hem güveni sağlamak hem belediye başkanları sayısını artırmak zorundayız. Peki, Odaklanacağımız e, nokta araya bu. Araya gideceğiz. İlk, ben katı bir tek bir soru ve kısa cevap verebilir belki Sayın Genel Başkan. Kurultay Seçimlerden önce mi, seçimlerden sonra mı? Parti meclisi gerçi karar verecek ama o, sizin gönlünüzden ne O, o parti meclisinin vereceği bir karar. Yani oturulur, konuşulur yani parti meclisinde. E, pekala. Sizin tutumunuz Hepsi değil, partili, hepsi. Ben önce nabzı tutarım. Parti meclisinin nabzını tutarım. Yani işin gereği de odur zaten. Eğer ben baştan düşüncemi açıklarsam bu parti meclisini etkilemek olur. Bütün arkadaşlar bilirler. Ben düşüncelerimi en son açıklarım. MYK'da da en son açıklarım. Bütün arkadaşlar konuşurlar, sonra düşünecek. Çünkü şöyle. Siz genel başkan olarak belli bir düşünceyi söyledikten sonra karşıdaki arkadaşlarımız ya da meyakadaki ya da parti meclisindeki arkadaşlarımız e genel başkan böyle söyledi. Şimdi ben genel başkanla ters mi düşeceğim düşüneceğim der, düşünür. Ondan özenle uzak dururum. Özenle uzak dururum. İl başkanları toplansa düşüncelerimi açıklarım. İl başkanları açıklar. Sonra il başkanları düşüncelerini açıkladıktan sonra ben de kendi düşüncelerimi bütün ayrıntılarıyla bir şekliyle hem onların sorularını hem onların merak ettikleri konuları hem onların eleştirilerini dilimin döndüğü kadar onları anlatırım. Yani gerçek anlamda demokrasinin olmasına özen gösteririm olmasına özen gösterin. Peki, e, Sayın Genel Başkan, bir araya gidiyoruz. Benim anladığım şu, bu ilk bölümü e, toparlamak gerekirse aday gösterilirseniz eğer aday olacağınız anlaşılıyor. E, bu delegenin ve aday gösterenlerin iradesine saygısızlıktır dediniz. İkincisi de e, Sayın İmamoğlu, parti içi tartışmaya girmeyeceğinizi belirttiniz ama İstanbul'u kaybetmemek lazım. Hem e, belediye meclisinde çoğunluğu almak. Şu anda bütün belediye başkanı, hem de almak lazım. Seçilen elimizin. belediye başkanı arkadaşlarımız hem bulundukları kentte daha geniş bir çerçeve içinde kenti kucaklamak, hem oyu artırmak, hem belediye meclis üye sayısını artırmak eğer büyükşehirlerse ayrı zamanda kazanılan belediye sayısını artırmak konusunda özel çaba harcamalılar. Bu durumdan şunu anlıyoruz. Ekrem İmamoğlu önce İstanbul'daki seçimi kazanmalı evet. ve belediyeyi tekrar Cumhuriyet Halk tutmalı. Kazandı zaten. Tutmalık. Yani kazanmalı evet, değil. İkinci seçim. Evet. Önümüzdeki seçim. Onu da, 8 ay sonra. Onu da kazanacak. Ve ilçe belediyelerini de kazanmalı. Dolayısıyla aday olmamalı diye çıkartıyoruz bu soruyu. Hayır. Şimdi. Ekrem Bey aday olmamalı dediğiniz andan itibaren bu farklı yerlere şekil Herkes aday olabilir. Ama doğrusu söylüyor. Yani diyorsun. sen aday olma ya da sen aday ol diye bir şey söyleme. Kendi düşüncemi partinin genel başkanı olarak ifade ediyorum. Herkes önce bulunduğu yerde koltuğunu önce orayı önce orayı korumalı ve korumalı diyorsunuz. Yani korumalı, genişletmeli, daha geniş evet. kitleleri kucaklamalı, belediye meclisi üye sayısını artırmalı, daha fazla ee, belediyeleri kazanmak için Zaten çaba göstereceğini sorun hep İstanbul'da hem Ankara'da var. Evet. Belediye meclislerinde Burada çoğunluk var. olmamak Bütün gibi. Bütün büyük şehirlerde aynı şekilde. Evet. Bütün büyük şehirlerdeki belediye başkanı arkadaşlarımızın aynı inançla, aynı kararlılıkla çalışmaları gerekiyor. Güzel çalışıyorlar mı? Evet güzel çalışıyorlar. Başarılılar mı? Evet başarılılar. Bu başarılarına yeni başarılar eklemeliler mi? Evet yeni başarılar eklemeliler. Zor koşullarda görev yaptılar mı? Evet çok zor koşullarda görev yaptılar. Bütün engellemelere rağmen başarılı oldular mı? Evet bütün engellemelere rağmen başarılı oldular. Şimdi bu başarının perçinlenmesi lazım. Bu başarıyı perçinleyecekler. Ondan sonra genel başkan da olabilirler. Ne istiyorlarsa, ne istiyor? Bu partinin bütün kapıları açıktır. Herkesi açıktır. Bütün partileri açıktır. Peki kulaklıktan arkadaşlarımız uyarıyor. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra Evren Hanım'ın sorusuyla devam edeceğiz. Evet. Değerli evet. seyirciler kısa Umarım bir çok ara çok veriyoruz. Bir Lütfen bizden ayrılmayın. Değil. Çok yoğun izleniyor program. Ee, kısa bir aradan sonra biz buradayız. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'yla e, bu programı ve bu soruları merak ettiğiniz bütün soruları sorarak bu programı sürdüreceğiz. Bekliyoruz sizi. Biz Ankara'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden gündem özel programını yapıyoruz. Sayın Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu programımızın konuğu. Ana Haber Bülteni sunucumuz, yayın kurulu üyemiz Evren Kuş ve Ankara temsilcimiz Sayın Zeynel Lüle ile birlikteyiz. Programımızın ikinci bölümünde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Ben sözü Evren Hanım'a bırakacağım ama ondan önce... Bir şey sormak istiyorum ve hemen bırakacağım. Yüzde 48'lik oy çok yüksek bir oy aslında. Çok önemli bir oy. Evet. Türkiye'de çok ciddi bir direniş attı. Fakat bu değişim tartışmalarının gürültüsü içinde bu yüzde 48 de gürültüye gitmek üzere. Onu çürüten bir tartışma da var. Önemsizleştiren bir tartışma da var. Bir karamsarlık dalgası yayılıyor topluma. Oysa bütün antidemokratik koşullara, adil olmayan seçim ortamına, iftiraya, kara propagandaya karşın Toplumu yüzde 48'i, neredeyse her iki kişiden biri bu gidişe dur dedi, hayır dedi. E, nitelikli de bir seçmen kesimi olduğu anlaşılıyor. Şimdi e, partinizin Urfa Milletvekili, Şanlıurfa Milletvekili e, Mahmut Tanal e, çok açık bir şekilde belgelerini koydu ortaya. Yani oylar yer değiştirmiş. Yani ikinci iki tur arasında, 14 gün içinde yer değiştirmiş. Sandık tutanakları ortadan kaldırmış. Aynı imza birçok insanın yerine oy kullanmış. E, polimetrenin yaptığı araştırmada... 14 Mayıs'la 28 Mayıs karşılaştırması var. 7 sandığı örnek olarak almışlar ama yüzlerce sandıkta böyle diyorlar. %90 size oy çıkan ya da %80 oranında oy çıkan sandıklarda 28'inde tam tersi olmuş. Yani insanı aklıyla alay eden bir tablo var. Siz bu %48'e e, bu tartışma ortamı içinde ya yani yeterince önderlik yapabildiğinizi düşünüyor musunuz ya yani ben mesela o kanaatte değilim yani yüzde 45, 48 öyle bırakıldı e, 25 milyonu aşkın vatandaş evet. demokrasiden yana haktan yana özgürlükten yana gelir dağılımında adaletten yana yoksulluğun bitmesinden yana e, oy kullandı bu çok değerli bir e, rakam 25 milyon rakamı çok değerli Tabii bunu büyütmemiz gerekiyor e, karşı taraf e, söylediğiniz gibi her türlü kirli propagandayı yaptığını ahlakı bir tarafa attı erdemi bir tarafa attı ben onların yani sahtekarlık yapan bir insanın sahtekarlık yapan sahte videoları kullanan ve bunu da itiraf eden birisinin dediğim gibi cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmasını doğru bulmuyorum yani ya bu ülkeye yazık ahlaka yazık erdeme yazık inanca yazık yazıktır yani ama oldu bunlar Bunların olması bizi umutsuzluğa asla sürüklememeli. Asla hiç kimsenin umutsuzluğa kap kapılma hakkı yoktur. Bir daha ifade edeyim. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Yine biz erdemle, irfanla, akılla, mantıkla demokrasiyi savunacağız. Hayatın sonu değil. Hayatın sonu değil. Bunu yaptığımız takdirde zaten özgüvenimiz yüksek olacaktır. Bunu yaptığımız takdirde e, biz geleceğe umutla bakabileceğiz. Bunu yaptığımız takdirde karamsar olmayacağız ve gerçekten ayaklarımızın üzerinden yeniden kalkacağız, yeniden yürüyeceğiz. E, bunları yapmak zorundayız. Şimdi geçtiğimiz günlerde grup toplantısında yanılmıyorsam açık söylüyorum değil altılı gerekirse on altılı masa kuracağım Türkiye'yi kurtarmak evet. için dediniz önümüzde yerel seçimler var. Yeniden ittifaklar kurmayı bir ortak alan oluşturmayı düşünüyor musunuz yeniden? Şimdi altılı masa ya da Altı liderin bir araya, altı partinin bir araya gelmesi zaman zaman bazı çevrelerce eleştirildi. Vay efendim altı işte geldiniz bir araya falan filan diye. Aslında işin kolaycılığına kaçarsanız her türlü eleştiri yapabilirsiniz. Ama bana bu eleştiri yapanlar şunu söyleyebilirler mi? Acaba bu arkadaşlar ortak mutabakat metnini okudular mı acaba? Oradaki demokrasi vurgusunu gördüler mi acaba? Anayasada hangi değişiklikleri yapacağımızı acaba içselleştirdiler mi acaba? Sıradan vatandaşa söylemiyorum. Mürekkep yalamış, gazetede yazı yazan arkadaşlar, köşe yazısı yazan arkadaşlar. Acaba bunları yeteri kadar içselleştirdiler mi? Hayır. Oturdular masaların başına. Biz CHP'yi nasıl eleştiririz? Başladılar yazmaya. Eleştiriye saygım vardır. Az önce söyledim. Ama içi dolu olan eleştiri, haklı eleştiriye saygım vardır. Altılı masayı niye kurdun? Ya demokrasi için kurdum arkadaş ya. Beraber bir araya geldi. Kaldı ki ben değil. Altı lidere de saygı göstermeniz lazım sizin. Onun için altı değil eğer bu ülkenin kurtuluşu için, bu ülkenin aydınlığı için, bu ülkenin huzuru için, bu ülkede herkesin kazanacağı e, ve gencecik fidan gibi evlatlarımızın umudunu yurt dışına bağlamayacağı bir ortamı yaratmak için altı değil yeri gelirse 16'da 26'da masa kurarım ya. Ne var bunda? Niye eleştiriyorsunuz? İşin felsefesini hala anlamış değiller. İşin felsefesini. Demokrasinin ne olduğunu, demokrasiyi savunmak için insanların bir araya nasıl gelmesi gerektiğini hala içselleştirememişler. Olaya bireysel pencereden bakıyorlar. Ben yoksam hiçbir şey yok demektir. Olmaz, yoktur böyle bir şey. Demokrasi için evet bir araya geleceğiz. Düne kadar kavga ettikler ne oldu Allah aşkına? Kavgadan ne çıktı? İlk sefer Cumhuriyet tarihinde biri birinin rakibi olan partiler bir araya geldiler. Demokrasiyi savundular, insan haklarını savundular. Kayyum uygulamasına karşı çıktılar. Düşünceyi ifade özgürlüğünden yana oldular. Uygarlıktan yana oldular, medeniyetten yana oldular bu insanlar. Zafer Partisi ile yaptığınız protokolde bu kayyum maddesi doğru oldu mu sizce? Bu bir tepki yarattı. Yani hem mesela 600 bin seçmenin bu nedenle sandığa gitmediği e tepkiyi de anlayışla tahmin ediliyor. Tabii tepkiyi de anlayışla karşılıyorum ama az önce de ifade ettim. Önemli olan ortak mutabakat metnidir. Önemli olan 6 partiyi bağlayan ortak mutabakat metnidir. Bizi de bağlayan ortak mutabakat. Orada metnidir. kayıma karşı çıkılıyor Evet. 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 Ee, Evren Hanım'ın sorusunu devam ettirmek isterim Çünkü önümüzde yerel seçimler var ee, 2019'daki seçimlerde iyi Parti ile e, işbirliği yapılmasaydı ya da HDP bazı alanlarda e, işte e, aday çıkartmamış e, çıkartmamış olsaydı olduğu için bir anlamda e, bu İstanbul ya da bazı şehirlerin kazanılması çok zor olurdu yani yine e, 2000, bu önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan seçimlerde yine bir işbirliğine ihtiyaç var. E, Cumartesi günü Meral Akşener, e, İyi Parti'nin kongresi var. Meral Akşener'in orada Millet İttifakı'nın bittiğini ilan edeceği. Dolayısıyla bazı önemli yerlerde kendilerinin aday çıkaracağını söylüyor. E, böyle bir işbirliğini şimdiden e, konuşuyor. konuşuyor, musunuz daha önceki birlikte olduğunuz Millet İttifakı'ndaki bir e, Şimdi işbirliği genelde seçim döneminde oluyor. Yani şu anda ittifak yok zaten. Yani her parti kendisi bağımsız zaten. Ama biz gene arada bir konuşuyoruz genel başkanlığı olarak. Türkiye'nin sorunları ile ilgili, parlamentonun yapısı ile ilgili oturup konuşuyoruz yani. Bu konuşmayacağız anlamında değil ama şu anda ittifak yapacağımız bir şey de yok ortada. seçim zamanı gelir, yerel seçimler olur, o zaman oturulur, konuşulur gene. İttifak yapılacak mı, yapılmayacak mı? Elbette her lider doğal olarak kendi ekibine soracaktır. Onların da yönetim kurulları var. Onların da bizler gibi genel idare kurulu, bizim parti meclisi dediğimiz organları var. Elbette o organlara danışacaklar, organlarıyla konuşacaklar. İttifakın yapılacak olan ittifakın lehlerine mi, aleyhlerine mi olacağını onlar da değerlendirecekler. Dolayısıyla iş o aşamaya gelince oturulur, konuşulur. İttifak mı yapılır, yapılmaz mı? Yerel seçimlerin şöyle bir özelliği var. Yerel seçimlerde biz ittifak yapmasak bile halk ittifak yapıyor. Yani bir belediye başkanını beğeniyorsa o belediye başkanına gidip oyunu veriyor. Yani genel seçimlerin dışında yerel seçimlerin kendine özgü atmosferi var. O atmosfer içinde değerlendirmek gerekiyor. O aşamaya gelince doğal olarak partiler, parti liderleri, belediye başkanları, diğer e, i̇ttifak oluşturan e, diyelim ki e, partilerin il başkanlarıyla bir araya gelir, genel başkanlar ziyaret edilir. O çerçevede e, belli oluşumlar sağlanabilir. Ama bugünden çok erken tabii. Bunu konuşmak için evet diyorsunuz. Bu ittifakın yani millet ittifakının hani solu hayat içinde gerçi oluştu. Yani seçim e, sürecinde fiilen oluştu. E, siz HDP ile de sol parti ile de Türkiye İşçi Partisi ile de görüştünüz. Ama çok geniş bir yelpaze oluştu. Evet. Daha sağda milliyetçi, demokratik milliyetçi partiler vardı. İşte Milli Yol Partisi evet. gibi, Milliyetçi Türkiye Partisi gibi. Evet. Önemli partilerdir onlar. Tabii. Ülkücü gelenekten gelirler ama demokratik bir çizgide ve kendilerinin devrimcilerle, sosyalistlerle evet. de ittifak yapacaklarını Türkiye için onların deyimiyle, Öyle. bedevi gericiliğine karşı biz evet. devrimci arkadaşlarımızla da evet. ittifak yapacağız diyen partiler fakat Millet İttifakında ve yerel seçimlerde de solla da ittifak yapmak gerektiği açık. Yeşil Sol Parti, Sol Parti, işte TKP ya da diğer partiler, Türkiye İşçi Partisi gibi. Bu da bir eleştiri konusuydu. Millet İttifakı içinde neden değerlendirmek istemediniz? Sol onların partidenin? ayrı ittifakı vardı. Üçüncü ittifak vardı. Üçüncü ittifaka biz de saygı duyduk. Yani onlar da bir araya geldiler, ayrı bir ittifak oluşturdular. Dolayısıyla onlara da saygı duyduk. O o Normal olarak evet. şunu sorabilir miyim? Ee, Selahattin Demirtaş e, aday olmak için e, defalarca kendi partisine başvurduğunu söyledi. Eğer e, birinci turda e, HDP kendi adayını çıkarsaydı e, ikinci turda e, daha rahat bir şekilde boylarınızı e, arttırabilir miydiniz e, acaba? Böyle bir ihtimal var mı sizce? Bir muhasebesini yaparken seçimlerin bunu düşündünüz mü ya da ne? Sonuç çıkardınız bundan. Evet geçmiş bundan. bir tartışma o, Onu bilmiyorum ama Selahattin Bey'in yaptığı açıklama önemli. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurduğunu ama bunun kabul edilmediği yönünde bir açıklaması oldu. Tabii hangi gerekçelerle kabul edilmedi bilmiyorum. Şöyle, o tamamen evet. bizim dışımızda olan bir şey. Ama ben hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü hapse atılmasını asla ve asla doğru bulmam. Herkesin düşüncesine saygı gösterirsiniz. Düşünce şiddete dönüşmediği sürece düşünceye saygı göstermek zorundasınız. Böyle bakmak gerekiyor olaylara. Bunu yapmadığınız takdirde ülkenizde demokrasi olmaz. Ve bir demokrasi için en önemli unsurlardan birisi de farklı düşüncelerdir. Farklı düşünceler, aykırı düşünceler, bunlara her zaman saygı duymamız lazım. Belki vatandaşların çoğu diyecek ki, ne demek aykırı düşünce? Aykırı düşünceye saygı mı gösterirler? Dünyayı ilerleten, dünyayı e, gelişmesini sağlayanlar da, sağlayan da aykırı düşüncelerdir. Çok sık örnek veririm, Nefton örneğini veririm. Elma ağacının altında yatarken kafasına bir elma düşer. Dünyanın en aykırı şeyini söyler. Ya bu elma niye yere düştü de niye yukarıya doğru gitmiyor? E ne yaptı? gerçek kim kanunu buldu. Dolayısıyla aykırı kadar şiddete dönüşmeme Evet, şiddete dönüşmeme kaydıyla aykırı düşüncelere saygı duyarsınız. Katılırsınız veya katılmazsınız ama aykırı düşünce çünkü bizden farklı düşünüyor. Farklı düşünceler toplumun ilerlemesine katkı vermiştir. Bu gerçeği de bilmesi lazım. Belki sıradan vatandaşımız bu gerçeği görmek istemeyebilir ama devleti yönetmeye talip olanların bu gerçeği görmesi lazım. Peki Zeynel Bey'in sorusunu şöyle tamamlayalım: ee, Yerel seçimlerde bir yerel seçimler için bir ittifak politikanız var mı? ya Yeniden bir ittifak e, ihtiyacı ve bunun için bir hazırlığınız var mı? Bir de bağlı bir soru. E, Evren Hanım'ın ve e, Zeynel Bey'in sorularını da tamamlayıcı nitelikte ve bana gelen mesajlarda da seyircilerimiz evet. çok sayıda soruyor onu. E, siz e, geçen seçimlerde seçimlerde. Hem 14 hem 28 Mayıs seçimlerinde evet. yani geçen seçimler derken kastettiğim o. Ee, hazırlık yaptığınızı ve bütün sandıkları koruyacağınızı, evet. oyları koruyacağınızı evet. söylediniz. Ama e, oyları yeterince korumadığınıza ilişkin e, yaygın bir kanaat var. E, siz yeterince oyları korudunuz mu, koruyabildiniz mi? Yerel seçimlere ilişkin önlemleriniz var mı? Şöyle Buyur. ifade edeyim. Bizim parti tarihimizde ilk kez sandıklar bu kadar geniş kapsamlı korunmuştur. İlk kez. Müşahitlerimiz vardır, sandık görevlilerimiz vardır. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun rakamların verilerinden kimlerin sandığa gitmediği yönde de eğer varsa böyle bir şey onu saptamaya çalışacağız. Geçmişte bu biraz yaygındı, çok eleştiri gelirdim. Tam iki, iki buçuk yıldır parti bunun çalışmasını yapıyor. Hem parti okulunda hem burada insanlar aldı, eğitildi, gönderildi. İkinci tur seçimde biz ayrıca gençlere çağrıda bulunduk, müşahitlere çağrıda bulunduk. Bütün sandıklara gidin hem şu anda parlamentoda görev yapan milletvekillerimiz hem milletvekili gösterilmeyen ama geçen dönem milletvekili yapan bütün milletvekili arkadaşlarımız sandıklara gittiler, çalıştılar, baktılar vesaire. E, Dolayısıyla bu konuda sandık görevlisi arkadaşlarımız görevlerini yaptılar. Yüzde 99 oranında görevlerini yaptılar. Yüzde bir ihtimal olabilir. O da Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek Son verilere bakacağız. O verilere göre de hangi sandıklara kim, bizim görevlendirdiklerimizden gitmemiş olanlar varsa ki olabilir. Hastalanmıştır, gidememiş olabilir. Efendim o gün bir cenaze olmuştur, ona gitmiş olabilir. Ama keyfi olarak gitmemişse onların partiyle ilişkilerini keseceğiz. Ne kadar keseceğiz. mülteci oyu kullanıldığını Efendim? tespit ettiniz mi? Mülteci oyu yani vatandaşlığa alınmış, e Esas olarak da Suriye, Afganistan'dan gelen mülteciler ya da sığınmacılar diyelim. Ya da düzensiz göçmen deniyor. Evet. Hangi kavramı tercih ederseniz. Şimdi Sayın Ümit Özdağ'ın bir iddiası var. 1 milyon 450 bin vatandaşlığa yeni alınmış sığınmacının Ondan oy Türkçe kullandığını yani söylüyor. kişilerin oy kullandığını siz de gördünüz, ben de gördüm. Yani buna benzer pek çok şey var. Zaten evet. fark da bu kadar. Yani evet. Yani evet. %52'yi oluşturan fark da o kadar. Evet, evet. Siz var yani. tespit ettiniz mi ne kadar olduğunu? Hayır yani ben şu anda yanımda veri yok ama Anladım. bizim e, dijital ortamda partinin bu konuda oldukça gelişmiş bir e, alanı var. E, yatırımı da var. E Yerel orada saptanlarda böyle olabilir. bir denetim kuruyoruz. Hazırlığını saptamakta da şöyle bir zorluk çekiyoruz. E, Türkiye'de doğmuşsa onun yabancı olup olmadığını tam bilemiyoruz. Yurt dışında doğum yeri olup Türkiye'de vatandaşlık alan oy kullananlar var. Onları saplamak bizim açımızdan daha kolay oluyor. Evet. Peki ittifak politikanız yerel seçimlere dönük? Yani ittifaklar Şöyle, deneyecek misiniz? O günün koşullarına göre bakacağız. Yani o günün koşullarında eğer bir ittifak yapmak gerekiyorsa ki bu talep daha çok bizim ee, seçime girecek olan belediye başkan adaylarından gelecektir. İttifakın yararından veya ittifakın e, gereksizliğinden söz edebilirler. Ama ben şunu ifade edeyim. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmak zorundalar. İttifak yokmuş gibi. Ha ittifak olursa o artısı olacak. Ona bir şey demem. Ama ittifak yokmuş gibi belediye başkanlarımız çalışmak zorundalar, geniş kitlelere gitmek zorundalar, vatandaşın derdini dinlemek zorundalar. Bu konuda hiçbir belediye başkanımızın hakkını yemek istemem. Belediye başkanlarımız gerçekten bütün engellemelere rağmen başarılılar tarih yazıyorlar dedim Peki, tarih yazıyorlar. Mi? ama bu düşünün, nereden düşünün, kaynaklanıyor düşünün düşünün yani beş maskeyi dağıtamayan bir iktidardan kendi bulunduğu beldede bütün vatandaşlara maske dağıtan bir belediye. Yiyecek veremeyenlerden yiyecek veren bir belediye. E, depremde gidemeyen bir e, siyasal iktidardan depremin hemen ertesi sabaha 11 şehre belediyeye ulaşan bir belediye yani biz bizim belediyelerimiz giden çalışan belediyelerimiz biz bunların hakkını yemeyelim yani bu hakkı teslim etmek zorundayız belediye başkanlarımız bütün engellemelere rağmen büyük başarı sağladı o kesim yani yani e, derim ya yani, Ankara, derler ya yiğidi öldür Adana. hakkını ver şimdi hakkını teslim etmek zorundayız bütün engellemelere rağmen yani yardım almak istediler yardımları kesildi. Bir şeyler yapmak istediler engeller çıkarıldı. E, hukuksal engeller çıkarıldı. Hiç olmayan yasalara aykırı engeller çıkarıldı. Bütün bunlara rağmen onlara şunu söyledim. Asla şikayet etmeyeceksiniz. Var olan engelleri aşacaksınız ve halka hizmet edeceksiniz. Sağ olsunlar hepsi de e, bu görevi başarıyla. Peki yaptılar. Sayın İmamoğlu'nun size hemen vereceğim. Sayın İmamoğlu'nun kaygısı nereden kaynaklanıyor peki? Yani böyle giderse Yerel seçimlerin kaybedileceğine dair bugünkü bir soru üzerine hiç kimse, konuşmasında söyledi. Hiç kimse unutmasın, biz yerel seçimlerde gerekli başarıyı fazlasıyla elde edeceğiz. Hedefimiz çok daha iyi, çok daha yüksek bir hedefe kilitlenmiş vaziyetteyiz. Peki o zaman söz yine İstanbul'a gelmişken, yarın 23 Haziran, ikinci defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın alındığı günün dördüncü yılı olacak ve kutlamalar var. Siz kutlamalara gidecek misiniz? E, sabah yapılan bir toplantı var orada e, yanlış hatırlamıyorsam Ekrem Bey geniş bir açıklama hı hı. yapacak. E, akşamki e, programa davetliyim, e, onun için bir davet geldi. Büyük bir olasılıkla e, gidemeyeceğim ama güzel bir mesaj göndereceğim. Peki. E, Peki. E, çok özür dileyerek madem bu kadar biraz söz alamadım. E, bir e, eğlenceyle il başkanları e, bir şey şey e, kutlama Anlaması. bir şenlik havası içinde yapacaklar. E, o şenlik havasının. Ee, tabii e, güzel geçmesi de benim en büyük arzularımdan Ama birisi. Ama gidemeyeceksiniz tabii. Evet, galiba. Evet. Bugün il başkanlarının açıklamaları vardı. 81 il başkanının yaptığı açıklama. E, eksiklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır. Kabulümüzdür diyorlar. Genel başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasfiyet etmediğimizin de bilinmesini isteriz diye kişi merkezi değil ilke ve program merkezi bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz da diyorlar Öyle. il başkanları. E, bu toplantıdan e, ne çıktı sorusunun karşılığı nedir sayın Başkan sayın Kılıçdaroğlu? Bu toplantıyı saatlerce yaptınız. 81 il başkanı size destek mi veriyor? Bu açıklama anlamda bu E 81 il başkanının açıklaması zaten o. Evet biliyorum. Evet. Dolayısıyla 81 il başkanının yaptığı bir açıklama. açıklama şöyle hazırlandı. Onu da ifade edeyim. Her Yani size destek için mi bu toplantı yapıldı? Hayır yani sizin yanınızdayız. Hayır. Arkasındayız genel başkanım. Hayır hayır. Hayır destek için değil. Yani bu toplantı geçtiğimiz seçimin değerlendirilme toplantısıdır. Dolayısıyla belki toplantı neden hemen erken yapılmadı? Çünkü il başkanlarının bulundukları ilde bir değerlendirme yapmaları lazım. Bir rapor hazırlamaları lazım. Nerede eksiğimiz var, nerede fazlamız var? Bunu oturup her il başkanı kendi değerlendirmesini yaptı. Kendi örgütleriyle yani il ilçe örgütleri, kadın kolları, gençlik kolları ile oturdu, konuştu. Sonra biz bunları ben pazar günü davet etmek istiyordum. Fakat pazar günü Üniversite seçimleri olduğu için Hı, Pazartesi evet. meyakamız, Salı günü grup toplantısı Çarşamba günü e, davet ettim. Çarşamba günü e, geldiler. Arkadaşlarımız yanlış hatırlamıyorsam 39 il başkanı arkadaşımız söz aldı. Her arkadaşımız uzun uzun hem kendi bulunduğu ildeki pozisyonunu hem genel Türkiye fotoğrafını çizdi. Yeri geldi eleştiriler yaptı. Yeri geldi övgüler yaptı. Ve dolayısıyla her bir arkadaşımız bir seçim değerlendirmesi yaptı. Ve bazı arkadaşlarımız bundan sonra nelerin yapılması gerektiği konusunda da düşüncelerini ifade ettiler. Tabii biz e, toplantı yapınca doğal olarak kamuoyu ya bu il başkanları niye toplandı? E, onun için de bizim e, kamuoyuna bir açıklama yapmamız gerekiyordu. E, dört il başkanımız e, görevlendirildi. Bu dört il başkanımız bir metin hazırladılar. Hı. Bu metni İl başkanların kendi aralarında bir WhatsApp yazışması var, haberleşmesi var. Metin oraya atıldı. Metni arkadaşlar baktılar. Bazıları metnin belli bölümlerin değişmesini, bazıları cümlelerin şöyle olması gerektiği yönde kendi aralarında anlaştılar. Bu tabaka sağlandıktan sonra da metin kamuoyuyla paylaşıldı. Dört arkadaşımızı niye görevlendirdik? Metin hazırlanması. 81 kişi bir araya gelip bir metin hazırlayamazlar. Biz de MYK'da ki sayı çok daha düşüktür. Eğer bir kamuoyuna açıklama yapılacaksa İki arkadaş veya üç arkadaşı görevlendiririz, onlar bir taslak metin hazırlarlar. Taslak metin sonra gelir, MEYAKA'da görüşülür, bazı bölümler çıkarılır, bazı ilaveler yapılır. Uzlaşma sağlandıktan sonra da kamuoyuna açıklanır. Burada da 81 arkadaşımız bir araya gelip bir metin hazırlayamazlar. 4 arkadaşımız bir taslak metin hazırladı. Taslak metin 81 arkadaşımızın onayına sunuldu. Onlar sundular, ben değil. Dolayısıyla görüşler netleştikten sonra, ifadeler netleştikten sonra herkes mutlaka tabakatı sağladıktan sonra da kamuoyla paylaşıldı. İşin özü bu. O metin de benim... yani bu bir destek olmaktan öte beraber birlikse bundan sonra nasıl bir yol haritası çizmeliyiz? Nasıl bir mücadeleyi başlatmalıyız ya da yürümeliyiz? O çerçevede hazırlanan bir metin. Yine de sizin oturduğunuz makamı çok ciddi bir şekilde koruyan ifadeler var orada. itibarsızlaştırmayız. bugün şimdi kim olursa olsun kim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığında e, kim olursa diyorum. olsun hiçbir il başkanımız, hiçbir ilçe başkanımız bulunan makamı yani genel başkanlık makamının itibarsızlaştırılması yönünde bir eleştiri içine sindiremez. Hmm. Beni genel başkan olarak eleştiren kişi de Diyelim ki il başkanımız eleştiriyorsa veya merkez yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımız eleştiriyorsa bu eleştiri ayakları yere basan doğruları kendine göre doğruları olan bir eleştiri olmak zorundadır. Ama yapay gündemlerle, yapan yapay eleştirilerle, gerçek olmayan eleştirilerle genel başkanlık makamını eğer siz itibarsızlaştırmaya çalışıyorsanız her bir il başkanımız doğal olarak buna karşı çıkacaktır. Yani bu zaten partili olmanın gereğidir, olmazsa olmazıdır zaten. Orada benim ilgimi çeken bir cümle var Sayın Genel Başkan. O da her ne kadar bize sorulmasa da diye bir sistem var orada ifade. O sistem belki hani milletvekili seçimlerinde il başkanlarına yeteri kadar danışmamış olmanızdan kaynaklı mıdır bilmiyorum ama böylesine bir sistem. il başkanlarımız ondan da tabii doğal olarak şikayet ettiler. Yani Milletvekili adaylarının belirlenmesi konusunda kendilerinin iradelerine çok fazla başvurulmadığı yönünde şikayetler de oldu. Peki bir ön seçim düşünüyor musunuz tüzük değişikliği yaparak? E, şunu tamamlayayım. E, şikayetler de oldu. Evet. E, Şikayetleri kendi içinde, haklılık yönleri de vardı. Onlara şunu söyledim. Yani genel başkan olarak ben oturup başvuranlar kimdir milletvekilliği için? E, bu seçimi nasıl yaptınız, e, e, tek başına benim yapma şansım zaten yok. Bugüne kadar da hiç olmadı zaten. Sekiz arkadaşı görevlendirmiştik. Sekiz arkadaş ön elemeleri yaptılar, görüşmeleri yaptılar. Dolayısıyla onlara pozisyonun o bölümünü de aktardım kendilerine. O da, tamam Do Doğal olarak Oyun. bu dediğim gibi... E, Hazırlanan metne benim doğrudan herhangi bir müdahalem söz konusu değil. Milletvekilleri kendi özgür iradeleriyle yaptılar. Affedersiniz İlbaşkan. il başkanlarımız yaptılar ve bunu kamuoyuyla paylaştılar. Orada tamamlayıcı bir şey bu. Eren Erdem yeni genel başkan yardımcısı bir değişiklik olacaksa, değişim olacaksa tabandan tavana olmalı diyor. İl başkanlarının da büyük bir ihtimalle bu sistemlerindeki görüşleriyle örtüşen bir durum bu. Bu tabii Eren nereden biraz İmamoğlu'na gönderme yapıyor. Empoze edecek diye. Hayır hayır. Için. Yani onu gönderme olarak düşünmemek lazım. Yani orada söylenen yani benim anladığım, evet bir değişim parti olmalı örneğin eee partide tüzük değişikliğinden söz ediliyor. Tüzük değişikliği olmalı. Bununla ilgili komisyonlar kurulmalı ki tüzük değişikliğini geçmişte en azından belli ilkeleri getiren ama kurultayda kabul kurultay benim getirdiğim tüzükte bazı maddelerimi mesela kabul etmedi yani burası Cumhuriyet Halk Partili yani genel başkanın her dediği olacak diye bir kural yok. Şimdi benim o yaptığım o dönem öneri olarak getirdiğim düzenlemenin hak ne kadar haklı olduğuma e, il başkanlar da ya doğru siz haklıymışsınız ama biz bunu reddetmişiz yeniden getirelim dediler. Olur gelebilir yapılabilir. Yeni düzenlemeler gelebilir. Örneğin bazı İl başkanlarımız milletvekilleriyle ilgili belli bir dönem sınırlaması getirelim dediler. Bazı arkadaşlarımız yeni bazı öneriler getirdiler. Parti meclisinin sayısının biraz fazla olması, daha yüksek olması. Örneğin her ilden bir parti meclisi üyesi olsun diye onu dillendiren arkadaşlar oldular. Milletvekillerin ağırlıkta olmadığı ama parti meclisinin politika üreten bir merkez haline dönüşmesi gerektiğini ifade edilen ki ben de aynı görüşteyim. Millet il başkanlarımız oldum. Yani şöyle ifade edin, aklın yolu birdir aslında. Var olan sıkıntılar, var olan sorunlar. Bir şekliyle çözülebilecek türden sorunlar. Bir tüzük komisyonu oluşturulur. Bununla ilgili zaten çalışmalar geçmiş yıllarda da vardı. Şimdi onlar çıkarılacak. Örgüt hangisini kabul ederse başımızın üstünde yeri var. Zaten benim de öteden beri düşündüğüm ama kurultaydan geçiremediğim, kurultayın kabul etmediği o dönem düzenlemeler vardı. Umarım bu sefer kabul edilir ve şu anda yaşanan sorunları ben o zaman dillendirmiştim bu sorunlar yaşanacak diye ama kabul edilmemişti. Sonuçta tabii biz saygı duyacağız. Değişim tabii elbette ki değişimin bir felsefesinin olması lazım. Bir amacının olması lazım. Kişi endeksli değişim olmaz. Kişiler, çünkü parti kişinin bir... Parti değildir yani parti bir kurumsal yapıdır ve o kurumsal yapıdaki aksaklıkların bir şekliyle düzelmesi gerekiyor. Onları yapılacak yani örgüt kendi için oturacak, konuşacak bunları yapacak. Peki Evren Hanım'da o not vardı. İmamoğlu il başkanlarının bildirisine bir tepki gösteriyor ve ...bir ifade kullanıyor. Biz baktık şeyde... Hı e, hı. ...internet ortamında da. E, hazır mı o? Tam... Yok şu an elimde değil ama bu yakışık bulmadım... ...bu imalı açıklamaları ha, bu şeklinde. Bu imalı açıklamaları... ...yakışık bulmadım. Evet, ya, Çok e, şimdi, imalı buldum diyor. Oraya, e, Niye böyle bir yani, polemik yaşanıyor? O bilmiyorum yani o konulara girme. Ben size... Olanı bütün ayrıntılarıyla evet. koydum ortaya yani bunu 81 il başkanı da benim söylediklerimi evet. zaten dinmiyorlardır büyük olasılıkla. Ön seçim düşünüyor musunuz? Efendim? Bir ön seçim yapacak bir değişiklik tüzükte. Bir tüzük şeye eğer tüzük istediğimiz düzenlemeleri gerçekleştirebilirsek ya en çok ön seçim isteyen benim. Ya 600 kişi ben niye belirlim? Bir kadın ya da vardı. parti meclisin ya da MHK niye belirlesin ya da 8 milletvekili niye belirlesin örgüt belirlesin örgüt seçsin ben buna razıyım ama bunun kurallarının ortaya konması lazım yığıma üyeliklerin olmaması lazım bunu da söyledim milletvekili arkadaş, şey il başkanı arkadaşlarıma bakıyorsunuz partiye üye olan 40 kişi var 40'ının aynı cep telefonu var olmaz bu yanlıştır. Bu yanlış. Buradan çıkması lazım. Gençlerin, kadınların kesinlikle parti, parti meclisinde daha fazla olması lazım. Bu konuda da ifade ettim. Bakın dedim tüzük değişikliği yaptık. Cinsiyet kotası geldi. Tüzük değişikliği yaptık. Gençlik kotası geldi. Ama illerde bunlar uygulanmıyor. Bunları uygulamanız lazım. Sizin uygulamanız lazım. Ve sizin bunun takipçisi olmanız lazım. Bunu da ifade ettim. Gençlerin partide daha görünür olması lazım. Kadınların daha görünür olması lazım. Yasal düzenlemeyi yaptık, tüzüğü yaptık ama uygulamaya gelince bunlar yok. Bunların yapılması lazım. Sizin bunları gerçekleştirmeniz lazım diye ifade ettim. Tabii şöyle yani kendi içimizde kendi sorunlarımızı özgürce tartışan bir zeminimiz var. Bu çok güzel bir şey. E bu zemin içerisinde doğruları yakalamaya çalışacağız. Bu şu anlama gelmesin. Genel başkanın her dediği doğrudur. Hayır öyle değil. Yani hepimizin ortaklaştığı konu doğrudur. Ortaklaştığımız andan itibaren doğruları yakalamış oluruz ve o bize güç katar. Ayaklarımız üzerinde dururuz. Cesaret ve Kararlılıkla yolumuza devam etmiş oluruz. Şimdi siz hazır gençlerden kadınlardan bahsetmişken aslında adımlar attık da dediniz ama şu soruyu yöneltmek istiyorum. Yerel yönetim seçimleri de yaklaşıyor. CHP eşit temsil için kanun teklifi vermişti. İlk imzaya atan isim de sizdiniz. İlk imzacı da sizdiniz. Termuar sistemiyle yani bir kadın bir erkek sıralamasıyla belediye evet. meclis üyeliklerinin belirlenmesi ve kadın belediye başkanlarının daha fazla olması gibi bir tercihiniz için. Ki kadınlara daha fazla yer vermemiz gerekiyor diyorsunuz. Ne yapacaksınız ya da yapacak mısınız? Ee, i̇l başkanlarımız bunu evet derse ben yarın e, yarından tez yok ben de evet derim. Yeter ki yapalım. İl yeter, de, yeter derkekler ki derkekler yapalım. Bakın son ya. <laughs> evet, son şeyde e, son e, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki CHP'nin yapılanmasında e, bir e, grup başkan vekilimiz kadın oldu. Afyon Hı -hı. milletvekilimiz kadın çıkacak partiyiz savunacak ilkeleri savunacak kuralları savunacak. Meclis Başkanlık Divanı'nda yine üç kadın arkadaşımız var. Bu da gayet güzel eskiden yoktu. Şimdi üç kadın arkadaşımız burada görev yapacaklar. Dolayısıyla buna benzer. Yani kadınları daha görünür kılan bir yapı çıkıyor ortaya eğer olursa. Mevkada yine daha fazla kadın arkadaşımız oldu. Ama bunun illerde, ilçelerde her yerde olması lazım. Tüzüğün öngördüğü kuralların olması lazım. Kendilerine şunu da söyledim. genelgeyle genelge ile tüzükte öngörülen cinsiyet kotasının en azından cinsiyet kotasının ve gençlik kotasının olmasını istiyorum. Bunların olmadığı bir seçim listesinin ya da aday listesinin oylanmaması için de görev yapacak, o işin başkanlığını yapacak arkadaşlara gerekli uyarı yapılacaktır diye de söyledim. Peki, süremiz bitti mi? Evet yani aşağı yukarı bitti. Ee, çok özel Hiç bir soru. Hiç ekonomiye sorun. girmedik. Evet işte Efendim, evet. ben de. Nereye? Bakın bir şey söyleyeyim. Ekonomiyle Ekonomi. Ekonomi. ilgili şimdi soru oraya soru geleceğim. Yaptım. işte, o soruyla o soruyla evet. bitirelim. Şimdi bugün faiz açıklandı. Peki. Evet. Faiz e, yüz, e, 15 puanına puanla çıktı Hı. ve Hı. NAS Hı. yerinde duruyor ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı bu arada e, ekonomiden sorumlu bakan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Cumhurbaşkanı yardımcısı ile birlikte para aradığı e, herhalde. Para dileniyorlar. Ya da Şu anda para aradı. Arap para söyleyelim. Evet. Siz belki tabii gazeteci olarak bu deyimi kullanmıyorsunuz. gitti diyorsunuz ama siyaseten baktığımız zaman, hayatın gerçeğiyle baktığımız zaman para aramıyor. Gidip orada para dileniyorlar. Ne olursunuz bize biraz para verin, borç verin. Yani bedava da borç verin diyorlar. Sana uçağı bedava veren adam parayı da bedava versin o zaman. Değil mi? Uçağı bedava verdiler. Katar'da. Evet, o zaman parayı da bedava versin. Bedava versin. O uçağı da bedava verdiklerine inanmıyorum. Onun karşılığında da bir şey verdiler. Gün gelecek o da çıkacak ortaya. Niye size uçağı bedava versin? Siz dilenci misiniz? Ödersiniz paranızı gider uçak alırsınız. Ya Türkiye'yi bu hale soktular. Duyun Umumiye Hükümeti diyorum. Bu hükümete, Duyun Umumiye Kabinesi. Niye Duyun Umumiye Kabinesi? Ya Hazine ve Maliye Bakanlığı seçip bunu yapacaksın diyen Batı'nın tefecileri bunu yapacaksın diyorlar. Evet, Mehmet Şimşek uluslararası sermayenin ya da Londra sermayesinin tefecilerinin temsilcisi olarak. Bunu yapacaksın yani. diyorlar. Aynı şekilde Merkez Bankası, şunu Merkez Bankası Başkanı yapacaksın diyorlar. Bu da teslim olmuş zaten. Olur diyor. Sizin istediğiniz kişiyi Hazine ve Maliye Bakanı yapayım. Sizin istediğiniz kişiyi getireyim. Merkez Bankası başkanı yapayım. Hakkında dava var Merkez Bankası. Başkanı. O ayrı yani sizin e, Washington muhabiriniz. Evet. Ilk Yılmaz abi Yılmaz Polat. Evet. Takip İlmaz ediyor Polat davayı. Ve Hakkında dava var. Diyor. Ya Allah aşkına ya bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, üstelik milli kurtuluş savaşını vermiş bir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Ya ithal, Batı'nın emperyal güçlerinin, onların taleplerinin yerine getirilmesini sağlayacak bir devlet midir Allah aşkına ya? Ne hale düştük ya Gelecek burada olacak Ben size para vereceğim ama Bunlar gelecek Faizi benim istediğim rakama çıkarırsa Ben size para vereceğim diyor Kaç? Yüzde kırk Olmazsa vermem diyor Ne oldu? Faiz yükseldi Dolar ne oldu? O da yükseldi evet. Hem şiş hem kebap yandı yani. E şimdi sormak lazım E sen dün Kur'an'dan söz ediyordun Faizden söz ediyordun Nas'tan söz ediyordun İmandan söz ediyordun ahlaktan söz ediyordun. Ne oldu? Hepsi yerle yeksan oldu. Hani senin inancın? Hani faizi sıfıra indirecektin? Niye faizi yükselttin? Niye bu millete yalan söyledin? Bu ahlaksızlık değil midir? Milletine yalan söylemek ahlaksızlık değil midir? Milleti kandırmak değil midir? Şimdi ben bunu söyledim diye bana hakaret ettin. Ben sana hakaret etmiyorum. Arkadaş, sen bu millete niye yalan söyledin? Neden kandırdın? Senin görevin bu millete yalan söylemek midir? Batı'nın tefecileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Hazine ve Maliye Bakanını seçiyorlar. Batı'nın tefecileri, Batı'nın oligarkları bu ülkenin Merkez Bankası Başkanını seçiyorlar. Bunları yapacaksın diyorlar. Yetmez, bizim istediğimiz faiz oranını yapacaksın diyorlar. Yoksa biz sana borç para vermeyiz. Devleti soymak için. E Bay Kemal bunu seyredecek. E olur mu Allah aşkına? Olur mu Allah aşkına? Ahlak denen bir şey var ya. Ahlak denen bir şey var. Bana ekonomiyi teslim edin. Sana teslim etti bu devlet. Bu millet teslim etti sana. Vaatlerin vardı. Ne oldu vaatlerin? Hani faizi daha da indirecektin. Niye artırdın? Yalancının mumu erken mi sordu? Öyle yatsı, bir arasıya Evet. <laughs> yatsı yakın. İşte geldikleri tablo on %15 galiba yeterli bir faiz oranı değil. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda mi? oturan kişinin kendi halkına yalan söyleme lüksü yoktur. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin 85 milyona cumhurbaşkanlığı yapması, 85 milyonu kucaklaması ve asla ve asla halkına yalan söylememesi lazım. Doğrulardan sapmaması lazım. E siz yalan söyledikten sonra ben cumhurbaşkanıyım. Kimin cumhurbaşkanısınız? Yalancıdan cumhurbaşkanı olmaz. Sahtekardan cumhurbaşkanı olmaz. Sahte videolardan, medet umandan cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı bir ülkenin onurunu temsil eder. Bir ülkenin güvenini temsil eder. Bir ülkenin saygınlığını temsil eder. Bir ülkenin haysiyetini temsil eder. Yalan söyleyeceksiniz sahte videolara sarılacaksınız, sahtekarlıktan medet umacaksınız, sahtekarlıktan halkı kandırmaktan kalkacaksınız, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacaksınız ve biz sana saygı duyacağız. Niye saygı duyalım? Hangi gerekçeyle saygı duyalım? Çok teşekkür ediyoruz. Çok Arkadaşlarımız teşekkür da uyarıyor. Evet. Süre de doldu. Tamam. Belki Merkez Bankası'nın önüne <laughs> Yani şunu soracaktım aslında. Seçim öncesinde olduğu gibi yine iktidarın sopası görünümündeki kurumlara gitmeyi planlıyor musunuz? Baskınlar yapmayı? Mesela Merkez, Merkez Bankası. Bankası, Radyo Televizyon Üst Kurulu olabilir. Evet. En çok başımızın girdiği kurum. İki iki kez olabilir. Evet. Çünkü artık Merkez Bankası'nın ne olduğunu artık herkes öğrendi. Hı hı. Yani gittim Söyleyeceğimi söyledim. Bugün benim haklı çıktığımı artık halkın görmesi lazım. Evet bunlar bu devleti yönetemiyorlar. Bunlar tamamen Londra'daki bir avuç tefeciye çalışıyorlar. 85 milyon insanı oraya mahkum ettiler. O nedenle duyun umumiye hükümeti diyorum. Evet. O nedenle bunlar borçlar genel müdürlüğü kurdular. Bakın duyun, umumiye, duyun umumiye o zaten. zaten. O zaten. Evet. Yani borçlar idaresi demek. Evet. Duyun umumiye. Borçlar genel müdürlüğü kurdular. Ve bu ülkeye emperyal güçlerin yani tefecilerin arzu ettikleri, onların önerdikleri kişileri getirdiler. Peki efendim bir öngörünüz var mı? Yani piyasa sert bir tepki verdi. Dolar da euro da çıkıyor. Yani yüzde %15 faizi e, satın almadık. Efendim piyasa %40 bekliyor faizi. Yüzde? 40. 40'a kadar. 40. 40, 40 yani yani 40 böyle bir yıkıma doğru gidiyor öyle çünkü, mi? Çünkü bakın bir tefeci en yüksek karı nereden elde eder? Faizden elde eder. Adı üstünde tefeci zaten. Adamlar da o. Param istiyorsun benden. E ben sana güvenmiyorum diyor. Senin hazinen tam takır. Ben senden verdiğim parayı nasıl alacağım diyor. Yüzde kırk diyor. Risk Oraya yüksek. Oraya kadar zorlayacak. Risk yani. yüksek diyor. Yüzde kırka kadar çıkarsan parayı getiririm. Getirmezsen sen bilirsin diyor. Sen bilirsin diyor. peki, bilirsin diyor. Ee, peki. Çok, teşekkür teşekkür ee, çok teşekkür ediyoruz Sayın, Sayın Genel sağ Başkan. Olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür e, ederiz. Arkadaşlar duyarıyor. Evet. Bizi burada ağırladınız. Programımıza katıldınız. Bütün televir seyirciler adına, çalışanlar adına çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Soruları tamam. biz sorduk değerli seyirciler. Ve Sayın Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yanıtlardı verdi. Gündem özel programını burada sonlandırıyoruz. Bu programın pazar günü saat 20'den itibaren tekrarı olacak. Kaçırmamanızı diliyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.